ki değerli izleyenler, siz tiyatroya gelen sevgili misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Efendim yine bu hafta daha güzel skeçler yazdık, prova ettik, oynadık. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Hazırsanız çok güzel hareketler başlıyor. Efendim malumunuz artık restoranlarda, kafelerde bir yere gittiğiniz zaman bir şey sipariş ettiğinizde sunumsuz bir şey getirmiyorlar önünüze. Biz de bununla ilgili bir skeç yapmıştık. Sunum çılgınlığı diye. Şimdi onun devamı geliyor. Sunum çılgınlığı 2 geliyor. Cenan Emre Arif yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Aç ağzını. Ver bana. Aç. Aç oğlum, ye. Kardeşim ye şuna bir. Ben, Allah. O çok büyük değil mi? Değil değil. Sen aç ağzını. Oo, yarasın kardeşime. Oh. Çok iyi ya. Bak. Et değil lan, et değil. Bu var ya, bu dünyanın lokum lan bu. Lokum. Bu çok başka bir şey. Bu inanılmaz bir şey lan. Şuna bak. Efendim, afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı diye sormak istedim. Bak, bize Kafkas pilavı getir. Kafkas pilavı. Kafkas pilavı. Tabii. Bir de 1,5 kilo et. Efendim, ahırda hayvan kalmadı. Biraz beklerseniz arkadaşlar avlayıp gelsinler. Avlasınlar. Ama çok beklemeyelim, doyuyoruz sonra. Çok hayır, doyuyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kalk ağzına. Kurban olursa ne güzel yiyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, ben Bülent. Yer ayırtmışsın, telefon etmişsin, hatırlıyorsun. Ah, hatırlıyorum efendim, hoş geldiniz. Ya benim için çok önemli bir yemek. Patronunla yemek yiyeceğiz. Büyük olukla terfi alacağım. Bir aksilik olmaz değil mi? Olmaz efendim, hiç merak etmeyin. Ben Ergün Topsakal ve ekibim bugün size muhteşem bir sunum yaşatacağız. Şefler! Merhabalar, çok şıksınız. Böyle kalem gibi, çok güzel. Ya çok önemli bir yemek. Patronum burayı özellikle istedi, çok seviyormuş. Merak etmeyin efendim, akşam sunum işi bizde. Süper, gerçekten yani terfi alacağım da çok iyi... Patronunuza layık olmaya çalışacağız efendim. Sen niye bağırıyorsun ya? Efendim o yarışmaya bir daha katıldı, 3. kez elendi, o yüzden. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bülent'cim, gelmişsin. Ne haber Bülent? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar şef. Nasılsın? İyisin. İnternetten takip ediyorum sizi. Harika. Çok başarılısınız gerçekten. Bu ne ya, herkes top sakallı. Hepsi bana benziyor neredeyse. Geçen gün yolluyorum, Acun'a benzettiler beni. Fotoğraf çekindik, dağıldık. Efendim, Acun'un top sakalı yok ki. İşte olsa demek ki direkt bana benzeyecek. Şefler! Aha! Harika. Köşe zaten. Efendim hiç merak etmeyin. Harika bir sunum deneyimi yaşatacağız. Şefler mutfağa! Tamam şef! Buraya bir şey yok ya. Şuna geçelim mi? Evet, böyle geçelim efendim. Efendim durun. Öyle dümdüz oturulmaz. Nasıl oturacağız? Bana bırakın. Ne oluyor? Buyurun. Sunumla oturacağız efendim. Buyurun. Ben şey yapardım ya. Kalın öyle. Yerleştirin. Beni de yerleştirin. Tabii efendim. Buyurun. Aslı. Ya. Şöyle. Oluyor mu acaba? Aman kendinizi sakatlayacaksınız. Gönderin. Gönderin. Hop. Hop. Bravo. Buyurun. Kalın, sakin kalın. Derin nefes alın. Aslı. Yerleştirdim. Yerleştirdim. Bayıldım ya, harika. Tabii. Çok, çok sevindim. Menünüz, menü alalım biz. Hayt! Sada. Cah! Maraşlı menücü gibi. Ya! Valla bayılıyorum ya bu restoran. Kadar yormasaydınız kendinizi ya. Niyeyse? Steak mi tek yine bıktık ya biftekten. Yani yöresel bir lezzetiniz yok mu şefim? Efendim, yöresel lezzet olarak
ağam olasan menüsünü öneririm size. Niye öyle şey diyorsun? Evet. Tamam, ben bir ağam olasan olayım. Siz bu dakikadan sonra bizim için gerçek birer ağasınız. Hadi bakalım. Bu ne demek ya şimdi? Gayet güzel şeyler var. Demek beni aldatırsın Zilan. Hayır, ben seni aldatmamışım Baran. Beyefendi sakin olun, ne oluyor ya? Bu adam da kimdir? Yoksa beni bununla mı aldattın? Yok yok, benlik bir durum yok. Hayır, yok öyle bir şey. Yalan konuşma. Her şeyi biliyorum. Ne? Törelerimize göre senin ölüm hakkın gelmiştir ha. Ya tanışmıyoruz bile. Yok diyor. Ben de yok diyorum. Ne ara geldi hakkım? Ben yeterince acı çektim. Acı çekme sırası sende. Acı! Yapma. Yapma, yapma. Sakin ol. Lütfen. Ocağım Evet, acı dedim ya, acı. Beğendiniz. Ulan senin dediğin şeyden ben bunu nasıl anlayayım ya? Bayıldım. Harika. Afiyet olsun ağam. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun ağam. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun ağam. Sağ ol. Afiyet olsun ağam. Afiyet olsun ağam. Sağ olun. Adam 5 defa söyledi, sağ olun. Birazdan size çorba servisini hemen göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yani çok da şey yapmayın yani. Biz bir şey konuşmaya geldik. Kasmayın fazla. Tabii tamam. Tabii. Tekrardan hoş gelmişsiniz ağam. Hoş bulmuşuz. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her şeyi böyle uzatacak mısınız? Neyi uzattık? Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmişsiniz ağam. Yeter bence. Bence yeter. Hoş bulduk. Tabii. Sağ olun. Hadi yemek. Tamamdır. Şefler tamam. Mutfağa. Tamam, tamam. Şef. Bu ocağım söndü. Ne iyi ettik de geldik değil mi buraya Bülent'ciğim? Evet efendim, siz özellikle burayı istediniz diye burayı ayırttım. Ne evet, güzel. Evet. Sonunda baş başa kalabildik. Biraz muhabbet edelim seninle. Bir şey konuşacaktınız anne. Evet, şimdi Bülent'ciğim seni buraya çağırdım. Çünkü al. Al şunu, ye artık. Allah aşkına ye şunu. Bu efsane bir şey oğlum. Öyle böyle bir şey değil. Aç şunu. Kardeş, bu et değil. Değil. Bu altın. Lokum. Böyle bir şey yok. Aç. Ye. Allah'ım ne güzel diyor çocuk. Menüden bakarız, menüden bakarız. Ben sizi dinliyorum. Bir şey diyordunuz. Bir şey diyordunuz. Ben lafı fazla uzatmayı sevmem. Biliyorsun Bülent'ciğim, bunca zamandır birlikte çalışıyoruz. Seni buraya çağırdım çünkü baktığın zaman hayat gayesi iş ortamında... Ben böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Ben İnanılmaz. Ben yemedim böyle bir şey. Yemedim. Ya. Aç. Ne? Yiyor, adam yiyor. Deli gibi yiyor. Vallahi bunu bak yemeyelim. Sen kayıtlısı ölsün, tamam mı? Ölsün. Ölsün. Kayıtlısı ölsün ya. Ölsün. Baya evet. İştahla bir şey yiyorlar. Çok afiyet olsun. Evet, ne yiyorlar ya? Efendim boş verin, ben sizi dinliyorum. Biz de yiyeceğiz, gelecek. Ne diyorduk? Siz bir şey söylüyordunuz. Şimdi seni bugün ben buraya çağırdım çünkü... Yüksek yüksek tepem durmasınlar. Yüksek yüksek tepem durmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesi. Hazır. Evet, çorba gelsin. Efendim ben Ezo gelin. Bu da benim çorba. Harika ya. Bayıldım. Çok merak ediyorum. Bir çorba için bu kadar şaşaya gerek var mıydı acaba? Olur mu efendim? Bu Ezo gelin. Ezo gelin öyle sunumsuz gelir mi?
Peki bir şey soracağım. Ya analı kızlı isteseydik ne yapacaktınız? Ana! 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 Anası da gelsin, anası da gelsin. İsterseniz anası da gelsin. Gelsin, İstemiyorum, gelsin. Hayır, ben istemiyorum efendim. Anası falan kalsın, ananız kalsın, gelmesin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ziyadesiyle yani ben... Allah aşkına ya, bu ne ya? Gözünüzü seveyim, bana kına yaktınız ya. Efendim sunum. Nasıl sunum? Sen biraz gergin misin? Hayır, hayır, hayır. Çok ha. Özür dilerim. Kusura bakmayın efendim. Birazdan ana yemeğinizi hemen gönderiyorum. Ana! Hayır. Ana! O kadar. Şefler, mutfak. Tamam şef. Fazla kasmayın. Biz bir şey konuşuyoruz. Yani çok acele etmenize gerek yok. Oğlum, o et değil. Yani en azından bir... Aç. İyice aç. Aç bu oğlum, bu et değil. Bu biber, bu biber. Başka bir şey bu. Bu başka biber bu işte. Başka bir şey bu. Ben. Aç. Aç. Gel. Başka bir şey değil be. Hepsi bilindik şeyler. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Buyurun size de verelim bir tabak. Yok, sağ olun, sağ olun. Efendim, yüz görümlüğü de almadık. Evet. Havale ederim. Sağ olun. Bir şey konuşuyorduk efendim. Ben sizi dinliyorum. Ha, evet. Aç, senin görev bu şirket için yaptığın... Hop. Hop, geliyor uçak, geliyor uçak, geliyor uçak. Ver, onu bana ver kardeşim. Ay, Allah be! Bu nasıl bir şey ya Rabbim? Ben yemin ediyorum, böyle bir şey yok. Yok. Full odak sizdeyim, full. Az önce var ya, canım çekti. Afiyet olsun, biz de söyleriz. Siz... Söyleriz değil mi? Evet, evet, siz anlatın. Bir şey. Evet, aç, siz aç, anlatın. İyice, oh, oh, iyice al. Köfteden al. Ha? Ha! Allah'ım, yiyor çocuk, iştahlı. Gel. Beyefendi. Efendim. Efendim. Afiyet olsun. Ağzımdan konuşamıyorum. Senden olmuyor. Emin misin ya? Sizin ağzınız dolu, biz konuşamıyoruz. Bence konuşmayın siz. Siz yiyin. Sadece yiyin. Konuşmayın. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ ol. Bırakın konuşuruz ya, o kadar acele. Mahal var. Aceleden değil, ben rahatsız olmuyorum. Yemeğimizi yiyoruz ya. Hiçbir problem yok. Yemek de yiyemedik efendim. Siz bir şey diyordunuz ya onu. Ha, şimdi konuya gelecek olursak, ben lafı fazla uzatmayı sevmediğimi cümle alem biliyor. Tabii canım. Şey, iş piyasasında özellikle... Yani... Efendim, şöyle. Aha. Buyurun ana yemek olarak Kafkas pilavınız geldi. Of. Ne yaptınız siz şimdi? Ne bu? Kafkas pilavı sunumu. Siz nesiniz? Kafkas. Sunum yapan Kafkaslar. Kafkas. Böyle oluyor ha? Kafkas. Tamam, hadi bunu anladım. Sen tavuk döner misin? Dönüyorsun sen. Dans böyle beyefendi. Dans bu. Öyle mi? Evet. Ama biz Kafkas pilavı istemedik ki. Nasıl yani? Ne istediniz? İmam bayıldı. İmam bayıldı mı? Evet. Ne? Açıl! Açıl! Açma! Açıl! Aman Allah'ım! Ah. Nasıl olur? İmam bayıldı. Buyurun efendim. Bayıldım, bayıldım. Bayıldım ya. Öyle böyle bir şey değil, bayıldım. Efendim, imam ayıldı. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Hayır. Efendim, çok özür dileriz. Yemekler karışmış. Haklı adam. Dalga mı geçiyoruz? Kafkas pilavı yan tarafında efendim. Kafkas. Buyurun. Çocuklar... Ha? Aa, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çocuklar tavuğu avlayamadı. Gezen tavuk olduğu için geç avlandı. Ha, önemli değil. Doğru. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, biz bir şey konuşacağız. Yani çekilebilirsiniz bence. Efendim, dansı mı beğenmediniz siz? Hayır, çok beğendim. Çok güzel dans ettim.
En iyi sen dans ettin. Beni mi beğenmediniz? Seni de çok beğen. Ya ikiniz en iyiydiniz. En iyi dans edenler sizsiniz. Sunum nasıldı? Pilav bu. Harika. Çok güzel bir sunumdu. Acaba ben mi dönemedim? Hayır canım. Son dönemde gördüğüm en güzel dönen kadın sensin. Benim imamlığımı mı beğenmedin? Ya inan, o daha neyini beğenmeyeceğim ya? Gördüğüm en bayılmış imam da sensin. Tamam, sensin. Peki ayılamadı mı acaba? Ondan harika mı? Ayıldı. Ayıldı. Muhteşem. Efendim, ayıldı. Yemeği beğenmediyseniz hünkâr beğendi yaptırayım. Hünkâr! Gerek yok! Gerek yok! Her şeyi beğendim. Bülent'im sen biraz gergin misin ya? Evet, biraz gerginim. Hiç hoşlanmam gergin insandan. Gergin değilim. Efendim, hiç merak etmeyin. Yemeğinizin üstüne ikram kahvelerimizi hemen gönderiyorum. Şefler! Evet, tamam şef! İmam bayıldı. Allah'ım. Yersin, yersin. Yer. Birazdan bir içer. Biraz koparayım o zaman. Biraz kopar. Efendim. Gel. Biz sohbetimize devam edelim efendim. Aynılarından söyleyeceğim yeminle. Kafkas pilavda söyleyelim mi? Söyleyelim efendim. Gelsinler söyleyelim. Kahveden sonra onu yiyelim efendim. Tamam, olur. Siz söyleyin, ben dinliyorum efendim. Şimdi Bülent'ciğim. Evet. Bak kemiklerini gerek... ayırdım, al şunu. Aç, aç. Yok, kemik var burada ama. Yok, aldım kemiklerini. Al bak, ben sana söyleyeyim. Söyle. Söyleyemem ki. Söyle, söyle. Söyle, gel. Bunu bak. Yemeğinin, bak ne söylüyorum. En dizini at tepsin ya. Konuşamıyor, tamam. Gel. Efendim, ben sizi dinliyorum, lütfen. Aç. Ne diyorduk? Ben biliyorsun, fazla lafı uzatmayı sevmem. Şimdi seni buraya davet ettim çünkü... İş hayatında her zaman gelgitler olabiliyor. Bu da onlardan biri sanırım. Ya maşallah ya. Maşallah böyle bir şey yok ya. Aç. İyice al. Her şeyi benden bekleme, kendin de tut biraz. Ya sen ne bekliyorsun? Ben niye bekleyeceğim ki ya? Oğlum yut şunu lan artık. Yut lan şunu artık. Şunu yut ya. Sen vermeyeceksin. Tamam, bunun ağzı dolu ya. Bunları bitirecek. Sen sonra istersen yine ver. Yut şunu. Gözünü senin yut. Yiyeceksin, yiyeceksin. Konuş. Verdi. Verdi ya. Oğlum bir insan yiyecek bunu. Bu ne lan? Ama yiyor, seviyor çocuk. Bırak. Ya seviyor da Allah aşkına biraz müsaade et. Çocuk bir yutsun ya. Bilo ne oluyor? Sakin ol ya. Bu ne gerginlik? Tamam efendim. Sakinim ben. Tamam. Allah Allah. Hiç hoşlanmadığım şeyler ya. Evet efendim. Seni buraya bugün çağırdım çünkü... yani iş hayatında bazı gerginlikler olur. Yani baktığımız zaman... seni buraya çağırmamın tek sebebi... Efendim lafı... uzatmayı sevmediğimi biliyorsun. Seviyorsunuz efendim. Lafı uzatmayı seviyorsunuz. Sabahtan beri uzatıyorsunuz, biz hiçbir şey konuşamıyoruz. Söyle şunu artık be adam. Tamam, seni buraya çağırdım çünkü... Hay çünkü ne ya? Bir şartla bırakırız. Ne lan bu? Ne bu şimdi? Ne yapıyorsunuz? Siz, ne oluyor? Sizi rehin aldık, tek şartla bırakırız. Neymiş o? Anadolu'nun bağrından kopup gelen Türk kahvelerimizden içerseniz sizi bırakırız. Oba beyi serbest kalır. Lan ne obası, ne rehini lan? Adamı hasrettin oğlum. Manyak mısınız lan siz? Sunum yapacağız diye bokunu çıkardınız ya. Ne lan bu masanın hali? Ne oğlum benim halim? Kim yiyecek lan bu kadar şeyi? Boşluysa biz yeriz. Sen bok ye! Bok ye artık sen! Sen de bok ye! Ya oğlum siz hasta mısınız lan? Sabahtan beri oğlum yemek yiyeceğiz diye bütün sülaleyi telef ettiniz lan. O ölsün, bu ölsün. Ya utanmıyor musunuz ya? İki arkadaş birbirinize yemek yediriyorsunuz burada. Kaç yaşında? Abi biz arkadaş değiliz ki. Garsonum ben. Bir de? Evet. Beyefendi Anadolu tatlıları menüsü seçince bence sıcak bir sunum olsun diye geldim işte. Yedim. Ne var ya? Sen niye yiyorsun lan o zaman? He? Sen sunum. Bu da mı sunum? Sunum. Bu da mı? Bu da mı sunum? Ne yapıyorsun? Bülent Bey! Bülent Bey! Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ne oluyor?
Hiç yakıştıramadım. Ne oluyor ya? Ne bu sinir? Sakin ol azıcık. Ama efendim siz de yeter ya. Terfi açıklamayacak mısınız efendim? O yüzden gelmedim. Hayır, ben terfi merfi açıklamayacağım ya. Neyi o zaman? Niye geldik buraya? Ve seni kovduğumu söylemek için geldik. Hayır, yani kovdum derken şey, küçülmeye gidiyoruz. O yüzden seni işten çıkarmaya karar verdim. Niye bunu telefonda söylemiyorsunuz da yani yemek yiyoruz? Bülent, sen bizim için çok kıymetlisin. Madem kıymetliyim, beni niye çıkarıyorsun? Samet'i çıkarın o zaman. Samet'i çıkaramam. Onun tazminatı çok fazla. Tamam, Müjde Hanım'ı çıkarın. Müjde Hanım'ı da çıkaramam. Onunla da ilişkimiz var. Evet, tamam. Oldum. O zaman Burcu'yu çıkarın. Burcu'yu çıkaramam. Onunla da ilişkimiz var. Ulan yuh be. Evli barklı adamsın. Utanmıyor musun? Ayıp değil mi? İki tane metres yapmışsın. İlkinden sonra hepsi ayıp. Doğru. İki, üç, yani, dört. Çok ayıp. Ya, doğru. Aynı derecede ayıp oldu. Aynı eşit ayıplık. Evet. Yani bunu söylemek için ifade ettim. Bu tarihsiz olayla da söylemiş oldum. Çünkü lafı uzatmadan ben sana bir kere de söyleyecektim aslında. Neyse, oldu o zaman şefim. Müthiş sunumdu gerçekten. Sağ ol, her ne zaman TV'de göreceğiz? En yakın zamanda. Maşallah, maşallah. Çok sevindim. Atı alabilir miyim hesaba yazsanız? Buyursunlar. Tabii. Dildin. Kendine çok iyi bak. Valla çok hoşlandım sunumunuzda. Ben iş yapayım. Şurada 700 kişi bunun çıkışını izledik, farkında mısınız? Atın dörtlüleri yaktı gitti, çıkacak çıkacak. Kendince at sesi yapıyor ağzıyla. Para da vermedi. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Hesabı da ödemedi. Efendim, hesap. Yani tabii. Ben görmek istemiyorum ya. Allah aşkına yani ben bunu okumadan ben bunu ödeyemem. Siz olsanız ödeyebilir misiniz ya? Ben gözünüzü seveyim, bir içmiş bir şey vereyim. Ben de size katılayım bari. Ha? Ne yapabilirsiniz? Kafkas dansı yaparım. En az bunlar kadar. Efendim, Kafkas ekibimiz dolu. Zeybek var. Maalesef. Zeybek henüz menümüzde yok. Tamam, ne menüsü var? Nereye dahil olabilirim? Arabik menüsüne girebilirsiniz. Ver müziği. Skecimizin yazarları Cenan, Emre ve Arif'i zile doğru uğurluyoruz. Şefran! Hadi git, git, git. Gel. Ya siz bu çocuğa ne yaşattınız? Soda. Çok yedim. Bütün gün bu sahne için bir şey yemedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu role nasıl hazırlandın bugün? Aç hazırlandım abi. Hiçbir şey yemedim bugün ya. Ya ben, biz ekrandan izledik. Sen bu role ya 25 yıldır hazırlanıyorsun. Evet. O nasıl yemek? Tüm aç kaldığım anlarla hazırlandım ben buna ya. Tüm aç kaldığım ama. Çocuğu perişan ettin. Kadir'i aradım ben. Dedim ki, Kadir bir rol var. Oynar mısın gelip dedim. Olur abi, ne rol dedi. Yemek yiyeceksin dedim. Seve seve. Kadir bizim altyapıdan. Çok güzel hareketler. Devam edin efendim alkışlarla. Buyurun. Merhabalar. Şimdiki skeçimiz kardeşlikle ilgili bir skeç.
Aramızda abisi ya da ablasından şikayetçi olan var mı? Buyursunlar burada. Merhaba, hoş geldiniz. İsminiz nedir? Hoş buldum. Şevval. Şevval. Abin mi var, ablan mı? İki tane abim var. Ay. Nedir şikayetin? Ben böyle biraz evde kum torbası olarak kullanılıyorum. Yani böyle abim dövüş şekillerini biraz benim üstümde kullanıyor bazen. Abi ne yapıyor? Karate falan mı? Abisi olan bence anlar bunu. Karate falan değil ama... Ya ne oluyor? Yani mesela sen mutfaktasın, su dolduruyorsun böyle. Abin gelip hayt deyip bir... Ne yapıyor? Evet, aynen öyle. Ya öyle ben... mesela yolda kesişmemeye çalışıyorum o yüzden onunla. Ya evde yana... denk geldi, evde denk geliyoruz. Ya da böyle sıkıştırıyor beni mesela. O an hani böyle bir kaçmaya çalışıyorum. Abi? Abim 29. Eşek kadar adam mutfaktasın. Kendimi düşünemiyorum. Böyle geçerken kardeşime bir tane vurup... Ya, tam olarak öyle oluyor. Mükemmel ya. Yan yana geçerken böyle bir şey oluyorsun değil mi? Evet. Bu hastası manyak gene ne yapacak? Evet, ben hep diken üstündeyim o yüzden yanından geçerken. Gel bir gün şöyle bir şey yapalım. Yan yana geçerken sen bir tane koy abine devam. Şevval'e ve özellikle abisine kocaman. Efendim, şimdi abisiyle ve ablasıyla büyüyen iki ayrı çocuğun hikayesini izleyeceğiz. Aleyna ve İpek yazdı. Kocaman alkışlarınızda canım kalleşim geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bir belgesel kuşağına daha hoş geldiniz. Bu belgeselimizde ablayla ve abiyle büyüyen çocuklarımızın hikayesini izleyeceğiz. Bakalım kardeşler ilk haberi nasıl karşılamışlar? Dün bütün gece uyumadım Nilanka. Nilanka mı diyeyim, yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin Ümmü Gülsüm? Oy, 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 benim prensesim oyum oynuyormuş. Evet. Ya seni yerim. Seni yerim ben. Sana güzel bir haberimiz var. Boşanıyor musunuz? O ne demek kızım? Babaannem onları boşayacağım ben dedi. Ayhan söyle annene çocuğumla böyle konuşmasın. Anneannem dedi ki tamam biz halledeceğiz o iş bizde dedi. Ayhan benim anneme de söyle çocuğumla böyle şeyler konuşmasın. Tamam Hülya'cığım, tamam ben söylerim. Ama kızım biz sana başka bir haber vereceğiz. Evet, birlikte. Tamam. 3-2-1 deyince. 3-2-1. Hamileyim. Ayhan ne yapıyorsun? Karıştırıyorum hep ama Ayhan, sen de... Ama ben... Kardeş sen... Onu ben söyleyecektim gelecek evet, diye. Kardeş bir dakika kardeş nereden geliyor ya? Martılar getirecek. Ayhan leylek o. Leyleğin mevsimi mi şu anda? Ya... Abla oluyorsun anneciğim. Ya inanmıyorum bir tane daha bebeğim olacak. Hem de gerçek bebeğim ya inanıyorum. Ayy güzel kızım nasıl sevindi ya. Ya Hülya'm. Ha. Canım karım. Çocuğumuz inşallah sana benzer. İnşallah. İnşallah sana benzer desene. Ha. Sana da desene. Aşkım, inşallah... İnşallah sana da... Ya diyemiyorsun işte, bana benzesen ne olur ya. Hayır. Ne olur sanki. Ama aşkım sen de annene benziyorsun. Şimdi çocuk kaynanama benzeyecek diye korkuyorum. Gel buraya. Uçak geliyor, uçak geliyor. İyi bakalım uçağı. Batıral. Batıral. Tamam, çiğnemeyi bırak. Yeme. Güzel. Elindekini kenara koy yavaşça. Kenara koy. Aferin oğlum. Hati ver. Aferin. Good boy. Good boy. Mehmet. Yapma Allah aşkına ya. Anneciğim. Bizim sana bir haberimiz var. Nedir, nedir acaba? Sana kardeş geliyor. Burada ne? Ne oldu? Hadi Allah'a emanet. Batırak, saçmalama.
Anneciğim saçmalama ya. Bırak. Ne kardeşi ya şimdi? Nereden çıkıyor bunlar? Ben sizin neyinizi eksik ettim? Neyinizi? Yedirmedim yedim. İçirmedim içtim. Giydirmedim giydim. Neyinizi eksik ettim? Ocağımıza incir ağacı dikmiş, farkında mısın? Mehmet, Mehmet, sakin keşke ol. Keşke bıraksaydın gitseydi ya. Allah aşkına saçmalama. Annem. Hadi ne bakayım. Var, ne oluyor ya? Şimdi, sen ne derse bilmedin, ha? Ne güzel, küçücük bir kardeşin olacak senin. İstemiyorum anne, istemiyorum ya, Allah Allah. İstemiyorum. Küçücük kardeş, küçücük kardeş falan filan. Ama bak, nur topu gibi olacak, minnacık. Ben nur topu istemiyorum, futbol topu istiyorum. İstekleri de bitmiyor arsız ya. Bırakalım, göndereyim. Ben bunu caminin avlusuna bırakayım. Ne? Caminin avlusuna bırakayım ben bunu. Geçen gün bıraktım, evi koklaya koklaya buldu. İnanmıyorum ya, gerçekten mi? Vallahi buluyor. Onu mu diyorum? Onu mu diyorum anne? Bak burada, minicik bir şey var. Evet. Orada mı? Evet. O yüzden mi karnın şiş? Evet anneciğim, o yüzden acık. Karnım şiş, birazcık. Ama benim de karnım şiş, o zaman ben de mi hamileyim? Hayır, bebekler hamile olmaz. Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Ben bu çocuğun zekasıyla yarışamıyorum gerçekten. Üstüme gitme çocuğun, şoka girdi şu anda. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum neden böyle oldu? Vallahi delireceğim, vallahi delireceğim. Sakin ol. Babam da mı hamile, neden öyleyim? Hayır, sana para yettiremediğim için don almaya şeyimiz kalmadı. Pişik olmuşum senin yüzünden. Bana para yetmiyorsa çocuk yapmasaydın. Hala sizi çocuğu düşünüyorsunuz. Yeter artık. Psikolojimi bozdunuz artık benim ya. Hayır. Yemin ediyorum kendime gideceğim, dolaba kilitleyeceğim. Aa, hayır, hayır. Mehmet koşsana Mehmet. Ya bırak, sığmaz. Ya ne sığmaz? Onun dolap dediği buzdolabı açacak, içindeki her şeyi yiyecek. Koş, koş. Koşamıyorum, koşamıyorum. Bir şey kon. İlk haberlerinde farklı duygular yaşayan abi ve ablamız, bakalım kardeşleri dünyaya geldikten sonra neler yapacaklar? Gel Irmak, gel, gel. Yer yönü daha yok. Tamam gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Otur, otur. Tamam. Bak. Ablacığım. Ayol. Ayol. Dur, dur. Şimdi sen, sen bak. Sen benim bebeğim misin, tamam mı? Aç bakalım ağzını. Aç ağzını. Uçak geliyor. Pata 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 pata. Bana bak. Tamam, sakin ol. O ne ya orada? Allah Allah. Helikopter mi var orada? Ne? Helikopter var. Ağlama. Ağlama kız. Ağlama vallahi vururum ha. Ağlama döverim. Şimdi de makyajcılık oynayacağız, tamam mı? Sen benim dükkanıma gelmişsin. Ben sonra sana... Allah'ım ne kadar yetenekliyim ya. Çok, böyle yap, böyle yap. Şimdi otur önüme, otur. Bak kuaförcülük nasıl oynanır, ben şimdi sana bir tane bir gösterirsem. Ay, çok güzel keseceğim. Ay. Ay, Cansu, Cansu ne yapıyorsun annem? Anne, nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Anne, bak şimdi bir tane daha ver. Allah geyi küçülttüm. Uf. Alma sana kız. Alma. Alma olayı vuracağım ha. Alma sakın. Kızım annem duyacak, alma sana. Alma. Anneciğim yok bir şey, oyun oynamaktayız dört. Tamam, tamam. Oyun oynayalım, oyun oynayalım, oyun oynayalım, oyun oynayalım. Ne oynayacak? Kalecilik,
futbolculuk. Sen şey misin? Kale orasıymış. Tamam. Ben futbolcuymuşum. Sen de topmuşsun. Anne bana abim top diyor. Tamam. Tamam, başka oyun oynayacağız. Vallahi başka oynayalım. Şey, o zaman şu... şu bunu... Kalk ya. Kalkacağım. Bunu kafana koy. Tamam. Ben de onu vurmaya çalışacağım. Dur, dengede duracağım. Ama gözlerini kapat. Tamam. Abi çok korkuyorum. Abi. Aa! Bayıldırsın. Kalsana kız. Kalsana. Kalk. Kalk. Gözünü seveyim kalk. Lütfen kalkar mısın? Lütfen kalk. Allah aşkına lütfen kalk. Allah'ın oğlunu kalkırsan. Allah'ın adını al. Allah'ın adını al. Allah'ın oğlunu kalk. Kız kalk. Ne olursun kalk. Annem gelecek ne olursun kalk. Annem gelecek bak. Ne olacak kızı kalk. Kalsın kalk. Tamam. Ne oldu? Evet. Sessizleştiniz. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ya anneciğim uyu. Ondan sonra da Pamuk Prenses. Uyumuş. Evet. Masal anlatıyordum anne. Bu benim oğlum. Sen küçük kardeşini mi uyuttun? Evet evet. Masallarından uyuttum. Hangi masallar anne? Pamuk Prenses. Aferin sana. Oy benim. Oy benim tombişim. Evet. Hadi kalk kızım. Hadi anne. Kalkamaz. Kalk. Çok yerine. Uykusu. Dur yerine. Yat. Uykusu çok onun. Yağmur. Yağmur. Yağmur kızım. Yağmur. Ne yaptın? Baturak ne yaptı kardeşine? He? Baturak söyle ne yaptı kardeşine? Söyle mi kızmayacağım? Söyle kızmayacağım. Altıma yaptım. Kız bayılmış. Mehmet ambulans ara Mehmet. Aramasın ambulansı ya. Altıma yaptım. Altıma yaptım ben. Numara mı yaptın bunu? Numara yaptım tabii oğlum. Bana numara mı yaptın? 10. 9. Ne oldu? 8. Niye sayıyor? 7. Ne yapacaksın? Abilik vicdanımdan 10 dakika 10 saniyen var. Kaçabilirden kaçacaksın. 7, 6, 3, 2, 1. Köpek! Altıma sıçtım. Abi ve ablamızın çocukluk döneminde kardeşleriyle olan ilişkilerini ve oyun anlayışlarını izledik. Bakalım abi ve ablamız ergenlik dönemlerinde kardeşleriyle neler yaşayacak? Kalmış. Üşüteceksin ablacığım ya. Böyle. Ay uyuyor. Canım benim. Şşş. Kalk. Kalk nereden? Irmak! 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 Irmak kalk! Kalk! Kalk çabuk! Ne oluyor? Abla ne oluyor? Kalk çabuk! Doğrun ablan geldi! Ne oluyor? Bana bak. Annem senin akşam Aysun Hediye'de Berke'yle buluştuğunu öğrenmiş. O değildi ben dedim. Tamam mı? Sakın merak etme. Tamam abla. Babam da okula giderken etekli de pantolon giymediğini öğrenmiş. O da ben dedim ki bendim dedim. O sakın dedim. Baba kızma Irmak dedim. Tamam mı? Tamam abla. Bir de annem onun altınlarını çalıp pavyona gittiğini öğrenmiş. Anne dedim o... Anne dedim o Irmak değildi babamdı. Galiba boşanacaklar. Üf abla yeter. Ne olursun ya. Benim bir arkamı toplama, beni bir sal. Gerçek yüzüm ortaya çıksın. Ne bir şerefsiz olmak istiyorum belki ben. Ben ailenin yüz karası olmak istiyorum. O benim pantolonumu lan. Aa kim koymuş bunu ya? Ne demek kim koymuş gerizekalı? Aa yatay kaydı. Tamam abla kime demişsin açma. Açma duy bu neyse. Buraya gelin. Hülya, Hülya koş koş. Vallahi var ya en eğlenceli yeri bizim eğlence başlıyor gel. Ay o cevher ya şeye kapatmadım geldim vallahi. Bir şey kaçırmadım değil mi? Yok abla açıklayabilirim dedim kaçtı içeri. Muhtemelen onu yaka paça getirecek buraya. Hadi en heyecanlı yeri. Bak kazağımı da giydim al al. Seni kazağını da giydim ne yapacaksın? Bak seni döverim. Döv 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 döv. Tamam ben de senin dolabını paramparça ederim. Et 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 et. Bak tamam ver onları barışalım. O ayak barışma, barışma, barışma. Tamam. Bak bunlar senin en sevdiğin arkaları bak. Bırak. Bırakmazsan yırtın. Bazen ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Al canım yansın. Al. 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 Al.
Aynı ben. Sen gör! Almasak kuzunsun diye sana çekmiş. Ne yap? Beni de ısırıyor, ben ya. Beni para lan, git kız. Tamam. Bana para basarım, girdi. Bir kere. Bana ne oluyor? Allah belanı vermesin çok. Dur. Davayla vur, davayla. 750'sin. Çıkaracağım pantolonu. Oh, vallahi var ya şu heyecan. Nedir sana? Kaynanama çekti, ısırıp duruyor hayvan. Hayvan! Yemin ediyorum, şu heyecan Mücanlı'da yok. Allah, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla ile Necla gibiler. Evet, evet, reytingi çok yüksek. Bana bak, eve kamera mı taktırsak böyle izleriz her akşam? Aa, süper kız. Isırmak deyince aklıma geldi ya, biz üçüncüyü mü yapsak? Kaosu yükseltelim evde. Saçmalama be. Niye? Daha bu ikisine zor şey yapıyoruz, bakıyoruz. Bakmak istemiyoruz ki zaten. Öyle çok da zapt etmeye bir halimiz yok yani. He, saçmalama ne olur. Ya. Naz yapma kız hadi. Ya, git ne yapıyorsun? Ciddi yaparım. La git lan yapma sen köpeği. Şşş, hadi ya. Be, hadi üç tane kız. Hayır. Birbirlerinin kafasını ısırırlar. İnsan mı uyandırılır? İnsan böyle uyandırılmaz. Seni uyandırırım her türlü. Sen camı mı açtın lan? Kıçım dondu burada. Yo, ne alakası var ya? Allah Allah. Allah Allah. Önemli bir şey yoksa niye uyandırıyorsun beni? Önemli, çok önemli bir şey var. Beni eğlendir. Çabuk. Hemen beni çabuk eğlendiriyorsun. Abi ben maymun muyum? Evet. Ya hayır ya. Git al başkanı. Uğraşma benimle. Sen beni eğlendirmiyor musun? Eğlendirmiyor. O zaman sana bazı şeyler söyleyeceğim. Buyur. Biraz gıcık ol. Heh. Sen geçen gün Ayşe'lere gidiyorum dedin ya. Evet. Ben babama Hasanlara gidiyor dedim. Neden böyle bir şey yaptın ya? Gıcıklık değil mi kızım? Abi niye yapıyorsun böyle şeyler? Gıcıklık. Başka ne yaptın? Başka bir tane daha var. Sen ya. Böyle bir tane pijamayla gitmiştin. Ben dedim o pijamayı sakın giyme. Sen yine dışarı çıktın o pijamayla. Ha. Ben dedim ki mini etekle çıktı dedim anneme. Niye böyle şeyler yapıyorsun abi ya sen? Ha, bu daha bitmedi. Ben bir kere annemin altınlarını çaldıydım hani. Hatırlıyor musun? Onu da mı bana yıktın? Sana yıkma. Babamın karşısına çıktım aslan gibi annem. Annemin. Sen altınlarını... Annenin altınlarını annene babam mı çaldı dedin? He? O Yağmur dedi baba, Yağmur dedi. Ben yapmadım ben öyle bir şey ya. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan konuşma, benim kızım yapmaz öyle şey. Baba, Yağmur'un sevgilisi var ha. Ha? Benim kızım yapmaz öyle şey. Elbisiz. Maracu. Hareketlere baksam böyle böyle yapıyor. Sen var ya bak sen. Baba. He. Bu arada madem abime yükleniyoruz ben de söyleyeyim sınıfta da kaldım. Ne? Sınıfta mı kaldı? Ben şifrelerini biliyorum onun okul şifrelerini. Hepsine girdim baktım. Bütün şifrelerini de cağ kebap yapmış. Aç. Seviyorum. Baturay. Bana bak. Telefonunu bir ver telefonu. Telefonu mu? Odamda kaldım. Odanda kaldın. Sana bir hafta telefon yok. Cağ kebap da yok. Duydun mu beni? Ya cağ kebap olsun bari baba ya. Hala pişeyim. Hala. Ne oldu lan? 10. 9. 9. 8. 10. 10. 8. 7. 6. Kafamı karıştırma. 10. Kafamı karıştırma. 5. Kafamı karıştırma. Gelme buraya. Abla ve abilerimizin ergenlik döneminde kardeşleriyle olan ilişkilerini izledik. Yıllar geçtikçe büyüyen abla ve abilerimiz zamanla kardeşlerine biraz anne, biraz da baba olurlar. Bakalım zaman kardeşlerinin ilişkilerini nasıl etkileyecek? Puh lan! Puh! Pas oraya mı? Pas ver! Şekiller. Pas! Lan mı? Sen abine lan mı diyorsun lan? Halime bak, lan'a mı takıldın? Adam gibi ağla lan. Adam gibi ağla. Daha hüngür hüngür. Ne oldu, hayırdır? Anneciğim. Hani sinek gibi vızırdama ya, Erdem gibi anlat, ne oldu? Abi Erdem var ya Erdem, hani erkek arkadaşım. O beni aldattı. Ay canım benim, ne diyorsun? Ay aşkım, niye söylemiyorsun?
kötü oldu abi. Senin kırmızı ojeleri getirmişsin elim öyle anlattı. Evet, bir de üst kattaki kız. Ya dalga mı geçiyorsun? Lan abinin ben senin, bana ne anlatıyorsun bunu ya? Bu halin ne peki üstün başın? Ha, abi kız beni dövdü ya. Kız seni dövdü? Evet. Ama sen bir de karşı tarafı gör, çok fena. Çok mu güzel? Öyle değil hani, kavga ettiğinde sen bir de onu gör, onu da ben dövdüm gibi derler ya. Ne, dövdün mü peki? Yok abi, onu çok dövemedim çünkü çok teknik girdi yani, çok... Kızım bak, seni senelerdir çok temiz ve teknik dövüyorum. Biraz bir şeyler kapar insan ya. Biraz bir şeyler... Kalk gidiyoruz, kalk. Ne yapacaksın? Kızı mı döveceksin? Olur böyle? Ha, güzel mi? Bakacağım kıza böyle, bakacağım. Hadi yürü. Tamam. Yürü. Benim kardeşimin önünden başka kim var? Çok fena döndü ya. Irmak, yani... Niye ağlıyorsun burnunu çeke çeke? Atlet giymedin mi? Atlet giymezsen öyle burnunu çeke çeke ağlarsın. Ya of abla, şimdi hiç sırası değil. Görmüyor musun halimi? Tamam dur, ayağına terlik giy de öyle ağla. Of abla ya, başlama annem gibi. Ya da anne olunca anlarsın. Abla, sen benim ablamsın. Annem değilsin. Nereye koyduysan oradadır. Ya ne alaka ya? Anne bilir, hep annemden huzur duydum. Kaptırıyorum işte kendimi. Ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Erdem var ya, erkek arkadaşım beni aldatmış. Aa! Hem de kimle? Kimle? Komşunun kızı Yağmur'la. Vay şerefsiz, vay. Kalk yürü, gidiyoruz. Kızı mı döveceğiz? Saçmalama be, kızı niye döveyim? Abisiyle hesaplaşacağım. Zaten gıcık olurdu bu gerizekalı ya. Bak, 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 bak. Gel, gel buraya, gel. Siz hayırdır ya? Siz asıl hayırdır? Senin ne işin var burada? Bir de yüzsüz gibi gelmişsin. Ya ne var, sen benim sevgilim ben de aldatmadı mı senle? Ha? Ha? Asıl sen benim sevgilimi almıştın. Ya nasıl ben aldım? Biz 2 yıldır birlikteyiz, 2. Bak, seni dövdüm yetmez. Bir ısırgan seni. Bir dakika, bir dakika. Yok, benim kardeşimi benden başka kimse dövemez ha. Nasıl benim kardeşimi benden başka kimse dövemez? Dövemez. Ne yapıyorsun ya? Dövemez. Ne yapıyorsun abla? Samet. Kafa tutuyorum. Kafa mı tutuyorsun? Evet. Nereden tutuyorsun? Göremiyorum. Nerede ya? Niye geldiniz kardeşim evimize? Neden? Hesap sormaya geldik kardeşim. Bu kardeşim benim canımdır, canım. Onun var ya, bir fiske vuranım var ya, mahvederim ha. Bu da benim canım. Buna en çok ben kızarım. Ben döverim. Evet. Ben yerlerde süründürürüm ama... O benim kardeşim ya. Döv abla beni bir. Hayır, saçmalama, biletin içine dövmem. Sen benim canımsın lan. Bunun bak, bir damla gözyaşına ben dünyayı yakarım ha. Sen beni burada neler yaptığımı görmedin. Evet. Abi. Canım. İlk defa böyle yapıyorsun. Çok inanılmaz, hiç anlamamışım. Gel buraya. Vallahi elim ayağım titredi. Gel buraya, tamam, yok, geçti. Geçti. Abla, gerçekten ne? Sen de beni ilk defa böyle şey yapıyorsun. Sus, tamam, evde görüşeceğiz. Ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun? Benim be. Oğlum siz manyak mısınız ya? Siz manyak mısınız? Siz niye kavga ediyorsunuz ki? Neyin peşindesiniz? Şu haline bak şu kızın ya. Şuna bak. Aa. Ne bu hal? Ha? Daha ben bu kadar dövmedim. Biraz hor kullanmışsın ya. Ben böyle hale getirmedim bunu. Birini dövecekseniz o Erdem yavşağını dövmeniz lazım. Tamam mı? Doğru. Yürü lan. Yürü gidelim. Yürü. Lan mı? Lanlı lanlı konuşma. Bak, kafa tutuyorum. Bak bana lanlı konuşma. Bak, aynı seviyeye gel önce. Aynı seviyeye gel. Ben hadi. Yoksun şu. Burnun yapılı mı? Sus sen, kılıcım. Yürü Erdem. Yürü Erdem'e gidiyoruz. Yürü ya. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Skecimizin yazarları Aleyna ve İpek'i alkışlarınızla zili çalmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Elinize sağlık. Hepimizin, hepinizin, herkesin eline sağlık. Çok tatlı bir skeçti. Yani çok empati kurulası ve izlemesi çok keyifli bir skeçti. Ben seyirciye şeyi sorma... Buyursunlar. Ben kurdum bayağı. Ablam beni çok dövdü. 10 yaşıma kadar dövdü, bil fiil. Beni de abim dövüyordu. Senin iyi, ben anlarım. Peki, bu kavga ne oldu?
Abi siz ne yaşandı? Ben Tuğba. Bana çok iyi geldi ya. Benim buna ihtiyacım varmış. Ben dedim ki Ayşegül'e her hafta bir skeçte böyle birbirimize... Cemile'yi ısırdım. Ya Cemile'yi niye ısırdın sen? Yalnız öyle bir şey. Burada da ısırmadı, beni burada ısırdı. Delirdim orada. Nasıl açabiliyorsun? Sen Cemile'yi ısırdın. Ayşegül'le dövüştük, yoktu. Gel be dedim, önünde bir dövüştük beraber. Kalktı, o da güzel beni dövdü. Bacağımı, omzumu ısırdı tabii. Beni de içeride gerçekten... Ayağıma ayakkabı attılar. Ayşegül de evet. Ben ama Tuğba. Tuğba'yla kavgaya girilmez. Mükemmel ya. Peki siz kızlar, sizin abiniz var mı? Ya da ablanız? Ben tek çocuğum. Benim kardeşim var, ben de onu dövüyorum. Utanmadan gururla söylüyor musun bile burada? Kendinden yola çıkmış. Ya mükemmel. Efendim çok güzel hareketler ablalarla, abilerle, kardeşlerle, eniştelerle, kayınçolarla devam ediyor efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdiki skecimizde böyle evde elektronik eşyalarımız bozulur bazen. Ve biz de eşlerimizden, babalarımızdan yardım isteriz. Mesela benim babam hiç anlamaz böyle şeylerden. Bir kere televizyon bozulmuştu. Televizyon tamir etti. Sonra radyo olarak bize geri verdi. Görüntü gitmişti, ses vardı. Şimdi bunu anlatan böyle bununla ilgili bir skeç izleyeceğiz. Usta işi geliyor. Rüya ve Berk yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ay Mustafa ya. Mustafa. He. O musluğu tamir etmemişsin. Şu halime bak ya. Senin yüzünden bir haftadır duşa girmeden banyo yapıyorum ulan. Ben musluk sorununu tamamen çözdüm. Nasıl? Ne yapıyorsun biliyor musun? Heh. Musluğu açmıyorsun, sorun çözülüyor. Saçma sapan konuşma. Bir daha hala maç izliyorsun, karşıma geçmiş ya. Maç değil. Maç değil bu, daha başlamadı. Bu Los Galacticos. Barcelona, Real Madrid. Florentino Perez, Ryan Diaz. Adam fanatiklikten İspanyolcayı çözdü ya. Ben çözmedim de yani derdimi anlatacak kadar biliyorum, öyle söyleyeyim. Ne derdin var senin? La Casa de Papel. O ne demek lan? Paraya sıkışayım bu ara. Ay ben gidiyorum. Nereye? Vara. Bir insan her hafta nasıl offside'a düşer ona bakacağız. Ayşe sen gerçekten futbolla kafayı bozdun yani. Hadi oradan. Güne gidiyorum ben. Giderken de yoldan bir usta bulurum artık. Gelir şu musluğu yapar. Ayşe. Sen beceremeyeceksin belli. Senin elinden gelmez belli. Musluk yani bir musluk. Aysun bak bir daha sakın ha duymayacağım öyle bir şey. Benim elimde her iş gelir. Ben o musluğu yaparım. Evet. Sakın ama öyle ustaya musluğa bir şey ama ben amigo Mustafa öyle evine usta çağırttırdı dedirtmem onu da söyleyeyim yani. İyi o zaman ben gelene kadar yap. Yoksa bütün sezon koltukta yatarsın. Men ederim seni bütün maçlardan. Hadi görüşürüz. Sanki maça çıktım o zaman. Hede kulübesinde bekliyoruz aylardır. Alo. Alo Hikmet. He bana bak. Ayarladın değil mi lan ustayı? Aysun çıktı. Tamam he. Al ustayı gel. Al ustayı gel hadi. Bekliyorum. Ustayı dur kapı çalıyor. Bir saniye bekle. Ayarladım ayarladım. Allah seni kahretsin. Duyar durmaz. Hemen geldim abi. Bana bak şu usta gelsin. Hemen şu musluğu halletsin. Yoksa Allah Aysun'la aram bozulacak ha. Tamam abi çağır. Geldi mi usta? Geldi. Usta bir bakar mısın gel. He. Usta nerede? İşte burada. Tesisat ustası. Evet Sibel usta abi. Memnun oldum. Tesisat ustası Sibel. Memnun oldum Sibel usta. Sibel usta ağa. Bir saniye gelir misin? Çok özür dilerim. Sonra. Oğlum. Lan Sibel diye tesisatçı mı olur lan? Ne var ya? Lan neye şaşırdın ya? Kız bekliyorlardır belki. Lan kız olmuş ya zaten. Manyak mısın? Abi beklentileri karşılıyor demek ki. Daha ne istiyorsun ya? Ya oğlum sen bir rezil mi edeceksin ya? Hem musluğu yapamıyor hem de kadın usta gelmiş. Ne alakası var ya Allah'ım? Sen bana dedin ki... İşin ehli bir tane usta bul dedin. Benim en iyi ustam bu. Ben de buldum getirdim.
Hemencecik yapar. Eli çok çabuk ya. Sen merak etme. Tamam o zaman söyle hadi çabuk halletsin. Ondan sonra şey yapsın. Hiç rezillik falan düşünme abi. Hemen halleder giderim. Tamam hadi baba. Sen hallet bana haber ver. Daha işimiz var. Tamam. Eyvallah. Hadi kolay gelsin usta. Tamam. Hadi ben gelsin. Tamam. Ben gelsin. Ustam hoş geldiniz. Var mı içeri bir şey içer misiniz? Çay kahve? Sarı kola. Sarı kola mı? Sarı kola mı? Gerçekten işin ehli bir ustasın sen belli oldu. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben şey yapayım. İşe koyulayım o zaman. Tabii buyurun koyunun. Banyo nerede? Banyo ileride. İleride sağda. Bilemedim solda. Allah Allah. Kim geldi lan? Baba. Efecan. Ne işin var? Nasılsın evde? He? Oğlum. Ne işin var evde? Sen okuldan mı kaçtın? Hayır baba ya. Okuldan kaçsam eve mi gelirim? Mal mıyım ben? Evet. Evet. Ben şey oldu benim... Sus! Sus babaya cevap verme! Okuldan mı kaçtın? Konuşsana! Cevap verme dedin ya. Sus! Soru sorma babana! Terbiyesiz seni! Hadi git, yürü git, defol git. Baba bak böyle davranmam pedagojik açıdan hiç doğru değil. İleride psikopat falan olabilirim ha. Ne pedagojisi lan? He? Ne pedagojisi? İsveç'te mi yaşıyoruz oğlum biz? Sana bir şey olmaz, merak etme. Hadi yürü, yürü. Ya yeni geldim, niye gidiyorum hadi, ben abi. Ya? Ya gitmeyeceğim, uçuracağım. Oğlum. Bu nerede? İkinci çekmecede, ikinci çekmecede havlular. Orada. Oo, hayır. Bu gözler bunları da mı görecek be? Ya nasıl alakası yok ya? Banyoda güzel bir kadın var ve annem evde yok. Açıklayamam da. Çok saçma bir durum gerçekten. Açıklayamazsın. Anneme söyleyeceğim. Boşanacaksınız. Nafaka yiyeceğiz. İsim söyleyeceğim. Lan sen buna bu kadar neden seviniyorsun yuvamızın da almasına? Arsız çocuk. Yanlış anlama oğlum. Kadın usta. Ya, usta mı? Bir evet. De şifreli konuşuyorsun baba. Yazıklar olsun ya. Ya böyle şey mi olur ya? Utanmaz adam. Annemden hiç utanmadın mı ya? Böyle şey mi olur ya? Anneme bayağı ayıp oluyor. Ben sizi yalnız bırakayım. Buraya bak, buraya. Buraya bak. Terbiyesiz. Yanlış anlama. Kadın gerçekten usta. Ya tamam baba, bilmek istemiyorum. Hayal ettirme ya. Kim bilir ne ustalıkları vardır. Oğlum. Doğrudur. Lan o anlamda değil. O anlamda değil. Muslu bozuktu. Anana diyemedim ben yapamadım diye. Kadın usta, usta çağırdım kadın çıktı. Yani emekçi gerçekten emekçi. Ha, gerçekten usta. Evet usta. Sen tamir edemedin. He tamam. Ama kahvedekiler duymasın rezil olursun. Kahvedekiler niye duysun ki bunu? Agalar var ya duyabilirler. Olabilir canım. Kadın tamircilerde vardır. Ulan ne saçma bir çocuk. 200 liraya ideolojisini değiştiriyorsun ya. Vallahi bu enflasyonda bulunmaz hizmet. Kim geldi lan? Ekrem abi gelmiş. Ekrem mi gelmiş? Bak açma. Ekrem duyarsa açma. Benim var ya. O zaman biraz daha şey. Yok para yok. Açma. Lay 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 lay. Orada güler. Lay 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 lay. Başlama. Orada güler. Lay 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 lay. Şey ya. Ekrem kapıyı aç. Babam kalp krizi geçirdi, öldü. Ya baba saçmalama. Böyle çözüm mü olur ya? Ben halledeceğim şimdi, bana bırak. Halledeceğim. Efecan ne oldun? Bir geldik gittik ya. Babam totem yapıyor ya. Ulan harbiden Ardamar ya. Lay 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 lay. Başladı mı? Arda Güler. Lay lay lay. Oluyor oğlum. Çözümün bu muydu lan? Gerizekalı nasıl bir kısır döngüye döndük ya şu anda? Ne yapacağız? Gene geldi ya. Açma, açma. Açmayayım mı? Açma. Ya da... Açayım mı? Açma lan. Efecan ne oldu bir gittik geldik ya. Allah, deniyoruz Ekrem abi. Helal. Abi maç başlamadı değil mi ya? Ben de dedim ki Mustafa abimle güzel maçımızı izleyelim. Bizim gururumuz Arda'yı izleyelim dedim be abi. Ne haber? Hemen oturdu ya. Annem gevşek Ekrem derken doğru söylüyormuş. Yenge benim aklımda gevşek mi diyor abi? Yok oğlum, gevşek demiyor. Ay. Yavşak diyor. Ama yengem haklı biliyor musun abi? Gerçekten bak angut gibi geldim, direkt oturdum şuraya. Ayıptır be. Tamam o zaman. Ben mi gidip elimi kolumu yıkayım? Gitme. Gitme.
Gitme, nereye gidiyorsun Ekrem? Ellerini yıkamaya nereye gidiyorsun? O küçük ellerini. Ekrem gitme. Gitme, ben onları ellerimle temizlerim. Sen merak etme. Mustafa abi, huylandırıyorsun beni. Yapma kurban. Hayır oğlum, o an... Lan seni özledim oğlum. Öyle mi? Evet. Şeyi diyor ya, annemin arkadaşı var da lavaboda. Onu diyor Ekrem amca. Ha. Açın arkadaşım. Tamam abi, öyle desene. Misafirimiz var desene. Ben de bak yıllardır abi diyorum sana. Dedim boşuna mı abi dedik acaba? Huylandırıyorsun beni burada. Ya konuşma. Tamam abi ya. Ya tamam, madem yengenin arkadaşı var, bana müsaade abi. Ben gideyim o zaman. Ah ya, çok üzücü oldu bu gerçekten ya. Kalayım mı? Yok, kal tabii ki oğlum. Yani sonuçta biz medeni insanlarız. Bu şekilde içeride hanım var diye yani tamam. Sonuçta... Hadi lan defol gidelim. Abi bak, seninle bir haller var ha bugün. Yok oğlum, ben... Var sende bir haller ama hayırlısı. Benim yok. İşim bitti. Merhabalar, ben kapalı tribün birinci sıra ikinci bloktan Ekrem. Memnun oldum Sibel. Holigansınız yani. Yok, ben böyle söylemeyi tercih ediyorum. Ben de çok memnun oldum Sibel Hanım. Buyurun, şöyle oturmaz mıyız? Merhabalar, ben de 11B'den cam tarafı en arka sıradan Efecan Karaca. Memnun oldum. 11 miyim? Sen 12. sınıfta değil miydin? Lan hava atacağız derken yakalandık ya. Şey baba, bir sınıfları karıştırdılar da ben geçen seneki sınıfta kaldım. Seni karıştıracağım. Seni karıştıracağım. Benim acelem var, ben artık gideyim. Aa! Efendim, daha yeni tanıştık. Bir çay içmeden şuradan şuraya gidemezsiniz. Yok, Allah benim... aşkına, Allah'ın adına ant verdim, buyurun. Evet, ama gidiyor. Abi bırak Allah aşkına, buyurun, ne olur. Bir madem bir beş tamam, dakika. Gidiyordu o şekilde olacaktı. Oğlum sen gitmiyor muydun ya? He? Ekrem hadi bakalım, sen gidiyordun oğlum. Abi daha yeni tanıştık, sen bizi bir çaylasana abi be. Seni çaylayayım. Oğlum bana bak, bir şeyler yap. Allah'ın kadını verdim, kurtar beni şu durumdan. Baba, al bu paraları. Beni karıştırma kurban olayım. Oğlum. Sen kendin ne yapıyorsan yap, bu iş büyüyecek. Çok belli. Allah iyilik versin efendim. Ya siz bugüne kadar nerelerdeydiniz? Biz niye tanışamadık sizinle, bir denk gelemedik? Aradınız, ulaşamadınız mı? Allah öyle arayın diye hemen bulamıyorsunuz ki Sibel Hanım. Allah Allah, telefonum da 7/24 açıktır aslında. Allah bende yok ama. Sizde de mi sorun var? Ya Sibel Hanım, herhalde sorun bende değil. Karşı tarafta oluyor. Başkasında oluyor sorun. Yok, o hiç belli olmaz. Size de bir bakmak lazım. Neye bakacaksınız? Tesisata. Burada mı? Burada değil, sizin evde. Buraya baktı zaten o şey. Nasıl? Az önce baktım. Abi, kız çok açık sözlü. Ben vallahi dayanamıyorum. Aşık oluyorum bu güzel abi. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Ortalık karıştı. Sen gidiyordun oğlum ama hadi şimdi. Yok. Oluyordu. Öyle olmuyor muydu? Nasıl oluyordu abi? Ben buradayım ya. Bir dakika, biz sohbet ediyoruz ya. Allah sohbet Allah. Edin tabii. Sohbet edin, ne yapacağız? Annen inşallah gelmez. Bu durumu görürse ben perişan. Kim geldi? Annem gelmiş. Annem mi geldi? Evet. Annem mi geldi? Dur, ben halledeceğim. Bana bırak. Nasıl rahat edeceğim? Ol. Ben halledeceğim. Oğlum evde misin sen? Evet anne. Sen niye buradasın? Aman. Gün iptal oldu. Modum çok düşük ya. Niye iptal oldu ya? Nurten gününde değilmiş. Nurten de formdan düştü ya. Bu kim lan? Ekrem abi işte. Salak, yanındakini diyorsun. Ekrem abinin manitosu. Aa! Canım benim, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Burada da seviyorlar bak. Nasıl bir profesyonel yalancısın lan? Sen yemin ediyorum beni de dolandırıyorsundur. Senin ayrıca görüşeceğim. Yenge. Ben de buradayım. HG. HG ne ya? İşte kısaca hoş geldin, sana yeter. Eyvallah yengem. O zaman Sibel Hanım, isterseniz biz bana geçelim şeye bakmaya. Aa, maalesef randevularım var. Ah. Başka çok randevularda mı var? Ya şey işte, yeni nesil böyle yani. Oh, sağa kaydırıyor, sola kaydırıyor. Aynı gün içinde farklı farklı insanlarla buluşuyor. Hayır, randevu derken? Yani şöyle, talep olunca tabii malum, iyi de kazanıyorum. Ah! Parayla mı bir de? Yani sırayla da. Parayla mı, sırayla da. Aynı kendin gibi birini buldum. Ya ben öyle şey mi yapıyorum? Yenge ne sırayla mırayla diyor mu ya?
Sırayla diyor yenge. Ya tabii öyle ya. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sıra ya. Olur yani. Öyle. Oğlum öyle nasıl sırayla hanımefendi? Nasıl yani ben bunu böyle, ben böyle bir şeyi kabul edemem ya. Ya ne diyorsun? Böyle bir şey mi bu? Nasıl bir şey mi yenge? Sen söyleyeceksin. Nasıl bir şey mi ya? Sen niye bunu daha önceden söylemiyorsun bana? Oğlum ben nereden bileyim lan? Nasıl nereden bileyim? Allah aşkına yenge siz nerede tanıştınız ya? Kimle ya? Biz de bahsediyor. Biz de bahsediyor. Biz düzgün ilişkileriz ya, bizi anla. Ha, askerde tanıştı. Tabii. Askerde mi? Çarşı izinde çıkarken hep yanıma uğrardı benim. Ne? He? Neler duyuyorum Sibel? Neler duyuyorum Sibel? Ya da Selami mi diyeyim lan sana? Ne diyeyim lan? Ne diyeyim sana? Selametle efendim. Selametle çok memnun oldum. Ben artık gideyim. Çok işim gücüm var. Elleri de büyük. Yaba gibi elleri. Buyurun. Ben gideyim artık değil mi? Tabii tabii. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi bakalım. Siz gidin. Hadi gidin. Evet. Gideyim ben. Abi selamun aleyküm. Sibel Hanım'ın işi bittiyse ben onu alayım diyecektim ama. Sen basılmışsın. Ne? Ne? Vallahi benlik bir durum yok. Ben hiçbir şey demedim. Hayır. Kendisi istedi. Kendisi istedi. Bu sefer demiyor işte. Bir dur. Hikmet. Ne oluyor? Ne basılması? Ne? Kim bu kadın? Ne oluyor? Ya sen söyleyeceksin. Senin asker arkadaşın değil mi kadın? Ne? Lan, ne diyorsun? Senin sevgilin değil mi asıl? Ne? Lan asker arkadaşına ne diyorsun? Senin sevgilin değil ne diye bu? Buna ayıptır ya. Ayıptır be. Ne oluyor ya? Kim kimin neyi bir anlat Efecan söyle. Bu benim babam. Her şey nasıl da bir anda açıklığa kavuştu öyle değil mi? Haydi bakalım o zaman görüşürüz. Mustafa gel buraya Mustafa bir dakika. Şurada dur Mustafa. Hanımefendi siz kim için geldiniz? Ben Mustafa Bey için. Allah belanı versin. Bana bunu da mı yaptın? Asıl bana bunu da mı yaptın be Mustafa abi? Yazıklar olsun sana be. Ben bir şey söyleyeceğim. Sizin burası çok uzar. Sibel Hanım'ın işi daha çok. 6 numara da bekliyor. Ben Allah kahretsin seni. Ama Allah'ım yengem ya. Ya bir dakika durun ya. Saçmalamayın. Görmüyor musunuz? Kadın elinde alet çantası var ya. Yengem hatası yapıyorlar. Ya hayır ya. Ne fantazisi? Hayır. Bir dakika durun ya. Yahu bakın. Yahu ne? Yahu ne? Kadın tesisatçı. Kadın tesisatçı. Muslu beni tamir edemeyince dedim bir tane tesisatçı bul dedim. Bu da kadın tesisatçı getirmiş. Olay yalana bak yalana be. Ulan ne yalancısın be. Vallahi billahi doğru söylüyor adam ya. Allah Allah. Ne kötü insanlarmışsınız ya. Ben şahidim. Ben getirdim kendisini. Evet. Ne yalanı ya? Ne diyorsunuz siz ya? Allah Allah. Tesisatçıyım ben. Tesisat için geldim buraya. Yani bir kadın gördünüz diye tamam çok az olabilir kadın tesisatçılar ama ben kadınım diye de şu girdiğiniz haller, tripler falan hiç hoş değil yani. Olacak iş değil. Mesleklerin cinsiyeti yoktur. Bu ne ya? Evet. Allah Allah. Bu kadının çatalı gözükmüyor diye. Tesisatçı olamaz mı? Sen sus ya. Ama öyledir ya. Hani evet, yani. Alıştığımız bir şey bu. Alıştığımız... Adam başka bir şeyden bahsediyor ya. Tamam. Misal benim halamla tır şoförü. Ha evet. Mesela? Yenge futbolcu. Evet. Eniştem ev hanımı. Evet. Haliyle gelemiyor kadın eve. Hanımı değil. Hanım doğru, değil. Doğru. Ev kadını. Yok. Ev beyi. Yok, hayır. Benimki ev kadını. Ev beyi. Bakın cinsiyetçilik yapıyorsunuz. Ben meslek açısından söyledim. Kanıttır o. Ev beyi. Doğru. Tamam. Çok özür dilerim. Ben ücretinizi takdim edeyim. Çok kusura bakmayın yani. Böyle bir ortalık karıştı. Benim saçma sapan kendi egosal bunalımlarıma şey oldu. Ben sizden özür diliyorum. Tesisat için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anladıysanız benim için bir sorun yok. Ben işime devam edebilirim. Evet. Yürüyüşü değiştirin yalnız. O yürüyüş olmaz. Ya siz... Alayım. Tamam. Niye gidin içine benim bana veriyorsun ya? Görüşmek üzere. Açalım. Görüşmemek. Kadınsın değil mi? Valla. İş kadını. İş kadını. İş adamıdır onun doğru. Bilmiyor ya. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Kavga etmeyin. Hemen Asya'yı. Hemen Asya'yı. Hadi yürü. Mustafa bir daha böyle gizli şeyler olmasın ama vallahi yemin ediyorum sinirlendim ya. Ya gizli zaten olmayacaktı da işte yani bir anda ne kadar büyütülüyor böyle şeyler yani değil mi? Allah kadın sonuçta tesisatçı olabilir yani ben de
Mesela erkek olarak ev işleri yapabilirim. Yani mesela bu şaşılacak. Ben şimdi yemek yapsam buna şaşırır mısın mesela? Şaşırırım. Evet. Hiç yapmadın ki. Yapmadım. Çamaşır yıkasana da şaşırırım. Bulaşık yıkasana da şaşırırım. Hep şaşırırım yani. Özür dilerim. Nefesten özür dilerim. Saçma sapan bir şey işte oldu yani. İyi tamam. Şimdi Mustafa abi o bu değildi. Sen musluğu yapamadın. Şu gencecik kız geldi çat diye senin yapamadığın musluğu yaptı öyle mi? Allah belamı versin ben bunu tribünde beste diye söyledim. Anladım. Yeminler olsun söyledim. Herkes anladı. Geliyor. Beni tribünde izletme. Maçtan erken çıkar, bulaşığı yıkar. Ey sürmez Mustafa, kızı bırak Mustafa. Hayır. Kızı bırak Mustafa. Çok değil. Hareket diyenler. Zil diyenler. Öncelikle yazarlarımızı davet edelim o zaman. Berk ve Rüya'yı davet edelim zili çalmak için. Elinize sağlık. Vallahi ben bu skeci izlememiştim provalarda. Şu an arkada izledim. Çok beğendin güldüm. Mi? Çok güldüm. Gerçekten çok güzel skeçti. Hepiniz çok güzel oynadınız. Peki böyle siz anlar mısınız ev işlerinden böyle? Yo. Ya benim elimi mesela şurada bir 4 dikiş var. Şurada bir dikiş var. Bu yerlerin şeyini döşerken oldu. Falçata girdi buraya. Bu yemek yaparken buzlu köfteyi bıçak takıp açmaya çalıştım. Orada oldu. Atakan anlamıyormuş. Evet. Yani ev işi yapıyorum. Arada böyle şeyler oluyor. Ama tamir mamir yok. Yani işte mesela geçen gün duşa kabini silikonladım. Mesela öyle şeyler yaptım. Silikonları hep elime yapıştım. Yani... Kıyamam. Ama çıkmıyor öyle. Kolay değil yani. En nihayetinde öğrenmeye çalışıyoruz. Evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Tamam o zaman. Çok güzel hareketler devam ediyor. Anaerkil toplum ve ataerkil toplumda yetişmiş bir çiftimizin hikayesini izleyeceğiz. Onur Bal yazdı. Aileler arasında geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Helekeymiş bu da var ya. Aman iki gündür seni istiyorum ya. Ay. Ben senin nasıl çıkacağını çok iyi biliyorum var ya. Hah. Savun ulan kendini leke! Vıçın 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 vıçın. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Baba ben evi temizliyordum da ondan şey yaptım. Ay. Hande işteyken, hazır işteyken ben de öyle evi temizliyordum. Oy benim oğlum sen temizlik mi yapıyorsun? Sen eşine yardım mı ediyorsun? Sen... O kadar. Başka bulamadım. Aferin. Yok ya öyle bir işte etrafın tozunu aldım annem ya. Perdeleri yıkadım, camı sildim, banyoyu temizledim. Halıları yıkadım. Sonra en son parkelerin üstüne böyle... Oğlum sen tozları almamışsın lan. Sen bayram temizliği yapmışsın. Ay canım benim. Görüyorsun değil mi? Eşine nasıl yardım ediyor? Evet, çok güzel. Maşallah. Haftaya bize gel temizliğe. Ay çocuğum benim, sen çok yorulmuşsundur annem. Ben sana yardım edeyim. Ya annem aslında ocakta yemek var, ona baksan tamam, ya. Tamam, ben alayım o zaman. Ay sağ olasın. Sen ocaktaki yemeği... Kurban yemeği... olurum. Sağ olasın annem. Ne demek? Bir işte, işte, o ara. Anne, oğlum anne. Sen ne yaptın lan? Kuru fasulye, hem de sucuklu. Lan onu annen yapamıyor, sen nasıl yaptın? He, kuru fasulyeyi bir gün önceden suya koydum baba. Anlatıyor onlar... bir de ya, bir de anlatıyorsun ya. Allah Allah! Ya az önce övüyordun, şimdi ne oldu? Oğlum o annen var kendi. Bana bak sen. Sen kılıbık mı oldun lan? Sen kılıbık mısın oğlum sen? Sen kılıbık mı oldun? Baba ne alakası var işte Hande yokken ona yardımcı oluyor. Sen ipleri bayağı vermişsin oğlum kızın eline ya. Baba ipleri niye vereyim ne alakası var sen ya? Bir, sen bir
Hoh yap bakayım bana. Ne yapayım? Sana bir hoh yap bakayım bana. Hoh mu yapayım? Hoh yap. Hoh. Da Allah seni kahretmesin. Çamaşır suyu kokuyor senin ağzın be. Şuraya hohlasan tertemiz yaparsın be. Puh yazık be. Kendimi fazla kaptırdıysam demek ki ondan şey olmuş ya. Oğlum bu nedir ya? Ya bu nedir be? Hani de geldi. Lan oğlum dur bir dakika. Delikanlı gibi, erkek gibi aç o kapıyı. Anladın mı? Erkek adam bir kere iş yapar yılda, onu da 50 kere anlatır. Şimdi öyle bir açı kapıyı, diyeyim benim oğlum var diyeyim ya. Benim oğlum var diyeyim. Kubarayım mı biraz kubar daha? Kubar he. Aşkım. Hoş geldin aşkım. Kızım hoş geldin. Hoş buldum babacığım. Nasılsın ya? İyiyim sağ olun. Siz? Ay, biz de iyiyim. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anneciğim. Yanıma gel, yanıma gel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nerede böyle? Ay ben halı sahadan geliyorum. Halı sahadan mı? Oğlum Beşiktaş'ın altyapısına yadırsaydınız. Oğlum desene neredesin? Nerede kaldın bu saate kadar? Nerede gidiyorsun? Neredesin? Halı sahada ne işin vardı senin? Hı? Aşkım, halı sahada kramponlarımı, çantamı unuttum. Gelirken al demedin mi sen? Dedim. Görüyor musun nasıl birbirlerine yardım ediyorlar? Çifte hımrılar size. Maşallah. Nasıldım ama? Nasıldın? Hemen anlatayım. Buzdolabında böyle dondurma kabı olur böyle. Dersin ki Allah'ım dondurma yiyeceğim galiba. Böyle bir açarsın içinde turşu var. Aynı öyle. Yani tam bir hayal kırıklığı. Aşkım, içeriden ne güzel yemek kokuları geliyor ya. Ay gelir tabii gelir. Benim aslan oğlum mis gibi yemekler yapmış. Ya, ya yapacağım tabii. Çalışıyorsun sen. Yaptık bir şeyler ya. Yani bayağı yardım ediyor. Yani sadece yemek değil, böyle ev işlerine falan da yardım ediyor. Sağ olsun Necai'm ya. Rica ederim. Ne demek? Bakma lan bana. Tamam. Aşkım ama çok yorulmadıysan şöyle bir sofrayı mı kursak beraber? He? Kıralım ayaklarını. Ya da sen kur, benim belim ağrıyor ya. Allah Allah. Aşkım ben halledeyim. Ben bakarım. Oğlum he. Her hıyarın var diye tuzla gitme lan. Delikanlı gibi. Hem de. O kadar da değil. Bak. Senin şeyin mi lan bu kız? Kapıya sen bakar mısın aşkım ya? Aşkım buradaydın. Neyse tamam benim bakayım. Kötü ya. Allah'ım ya. Hoş geldin. Selamlar kızım. Selamlar kızım. Merhaba. Nasılsın babacığım? Selamlar. İyiyim babacığım. İyi. Ay asansör bozukmuş. Sırtında taşıdı beni. Ya. Merhaba. Hoş geldiniz babacığım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Annem. Canım, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Elimi uzatamadım. Kusura bakmayın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şey, beni şöyle park et canım sen. Gelme, merhabalar. At merhaba, hadi. Merhaba. Ama yavaş yavaş yavaş. Hayatım yavaş ya. Yok yok, iyiyim. Bir tamam. Bir şey olacak hayatım ya. İyiyim. Yavaş. Lütfen. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Bunlar ne? Bunlar da mı geliyor? Merhaba, merhaba. Merhabalar. Ya damat asansörleri bozulmuş. Ben de dedim ki hanım yorulmasın, şimdi onda fıtık falan var. Çıkardım. Ayağıma mı yapışır, elime mi yapışır? 32 kat neticede. Götünden soluyor adam baba. Ama yani bu kadar da abartmamak lazım değil mi? Yani biz de tabii ki eşlerimizi çok seviyoruz. Ama yani biraz abartayım değil mi oğlum? Evet babacığım. Olur mu efendim? Olur mu? Eşlerimiz bizim başımızın tacıdır, öyle değil mi damat? Evet babacığım. De bu kadar abartmayalım değil mi oğlum? Evet babacığım. Yok, böyledir, böyledir. İlham ödür. Benim bileğim burkulsun, kendi bileğini çıkarır, bana takar. Ferdi ne kocalar var, görüyor musun? Sen geçen gün bana araba ittirdin lan. Yolda mı kalsaydık? Ya tamam da araba çalıştıktan sonra beni bıraktın gittin, arkada kaldım ben. Eve bir gittim, yemin ediyorum ev bomboş, sessizlik var. Yokluğun öyle bir hissediliyor ki ya, çok şey oldum böyle, hüzünledim yani. Hadi ya. Evet. Vallahi çok enteresan ya, benim böyle... Oh, yastıklar ne kadar yumuşacık. Hayatım senin arkanda yastık yok. Aa! Arkanda yastık yok ya. Aa! Dur, gerek. Ay bu buz gibi oğlum bu yastıkları ısıtın. Gel hayatım, gel. Allah aşkına ya. İlham, bıktım. Bıktım şu ilginden ya. Anlamıyorum ki bende ne buluyorsun. Ay Ferdi, görüyorsun değil mi lan ne kocalar var. Sen dün gece benim kafamdan yastığı aldın lan.
Yüksek yastık seviyorum, ne var? Şöyle mi yapsak? Hep beraber sofraya mı geçsek acaba? Ha? Yemek yeriz. Ay biz hiç... Baban 10 çeşit yemek yapmış kızım. 10 çeşit yemek mi? 10 çeşit. Pilav üstü kuru ne kadar? Efendim? Restoran açtınız herhalde. Pilav üstü kuruyu ne, kaça satıyorsunuz? Anlamadım. 10 çeşit yemek yapmışsın. Hani hala anlamadım diyor. Ya olur mu öyle şey? Ben hangisini seveceğini bilemediğim için 10 çeşit yaptım. Çeşit istediğini yesin. Sorsaydın! Ya eşim değil mi canım? 10 çeşit değil, 10.000 çeşit bedel olsun. Ha, çok iyi. Oğlum bana bak. Bana bak. Çok kötü. Eğer beni dinlemezsen abel olursun, kılıbık olursun. Beni dinle. Sibel Hanım, çok şanslısınız bu arada. Benim eşim bana bir kere yemek yaptı. O da dün yaptığım yemeği önüme ısıtıp koydu. Odur ya. Ama bak, böyle şeyleri anlatıyorsun, ben mahcup oluyorum ama. Anlatma, ben mahcup oluyorum. Beni övünce ben bir... Yaptık, yaptık. Yani Ferdi Bey biraz garipsiniz. İnşallah Rica'yı size çekmemiştir. Bana bak. Sen kızımı falan böyle üzüyorsan seni çitilerim ha. Ulan adamın tehdidi bile temizlik içeriyor ya. Allah Allah, bu ne lan bu? Recai bana her konuda yardım ediyor. Yemek, bulaşık hepsinde yardım ediyor babacığım. Merak etme. Kendime özel tariflerim var. İstersen yarın geç sana öğretirim onları. Yarın gelemez. Neden? Gelemem. Neden? Yarın balığa gideceğiz biz erkek erkeğe. Ben? Siz de gidin. Evet. Ama erkek yok erkek ya. Erkek erkeğe. Ne? Ya aramızda hanımsız hanım aramız. Ya valla siz gidin Ferdi Bey ya. Ben gelemem. Ne oldu? Bir erkeğin yeri eşinin yanı gerçekten öyle. Of lütfen git. Lütfen bir an ne olursan ol yine git. İlan lütfen git. Çık evden. Ya olur mu efendim? Vallahi çok gelmek isterdim ama ben Sibel'e kazak örüyorum şimdi kışlık. Bırakamam. Bırakmayın sakın kazanı sürmeyin. Devam edin. Ay istemiyorum ben kazak falan. Lütfen inan lütfen. Lütfen. Ne olur ısrar etme ya. Benim yerim senin yanındır. Bir erkeğin yeri eşinin yanı. Öyle değil mi damat? Evet babacığım. Sibel Hanım öyle demeyin. Çok şanslısınız. Bizimki mesela eve gelmiyor. Adeta uğruyor. Efendim bir erkeğin eşinin yanından gideceği daha sıcak nere var ki? Var, kahvehane. Ben katılmıyorum efendim. Tekrar ediyorum, bir erkeğin yeri eşinin yanıdır, öyle değil mi damat? Evet babacığım. Erkek dediğin kalkar gider. Erkek dediğin yatmaz. Erkek dediğin çıkar gider. Uyuyan adamla nefret eder. Nefret ederim uyuyan adamla. Abiyle o yatan adamla nefret eder. Çıkar gider erkek dediğin. Öyle değil mi orada? Doğru, evet. Ama o kadar da şey yapmamalı. O zaman biz yemeğe geçelim mi? Lütfen, lütfen yemeğe geçelim. Ya hadi. Yedik ama ayıp. O kadar yapmış. Lütfen, lütfen. Sofraya biraz atıştın. Allah Allah. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Sofra. Annem sen nereye otursun? Ne yapıyorsun? Ya ne kaldırırım, ne kaldırırım? Sen kaldırırsın zaten. Kirlendin mi? Buyurun, buyurun. Lütfen. Tamam. Ne yiyeceğiz? Ben hemen getiriyorum efendim. Oğlum. Kızım, yavrum, biliyorsun oğlum benim bugün çok temizlik yaptı, yoruldu. Acaba yemekleri sen mi getirsin? Tabii ben getiririm efendim. Kızım, hayat müşteriktir ya. Yemekleri de bugün Recep'i getirsin. Tabii ben getiririm. Oğlum. Tamam ben getiririm. Kızım. Ben getiririm. Oğlum. Tamam ben getiririm. Kızım. Tamam ben getiririm. Hanım. Ben getiririm. Hayatım. Tamam ben getiririm. Hanım. Tamam ben getiririm. Aşkım. Tamam ben getireyim ya. Bebeğim. Sıra oradaydı ama. Senkron kayınca ben size bir anda bebeğimi çaktım. Kusura bakmayın, sıra oradaydı. Tövbe estağfurullah yarabbim. Yemeyelim o zaman. İştahımı iştahımı kaçırdık. Kaldırın tamam yemeyelim ya. Tamam, yemeyelim tamam. Efendim. Tamam. Yemeyelim zorla değil yani. Tamam. Hadi kaldırın tamam. Tamam ben kaldırırım. Oğlum. Tamam ben kaldırırım. Kızım. Ben kaldırırım. Oğlum. Tamam ben kaldırırım. Kızım. Tamam ben kaldırırım. Hanım. Tamam ben kaldırırım. Hanım. Tamam ben kaldırırım. Hanım. Tamam ben aşkım. Tamam ben kaldırırım. Bir tane. Ne yok? Aa. Yok. Oğlum yok. Bak sen ikidir bana yürüyorsun. Yürüsem ne olur? Aa. Yürüsem ne olur? Yürüsem ne olur efendim? Hayır yürüsem ne olur? Seni çiğnet gibi yeter. Ayıramıyorum lütfen. Ayıramıyor musun? Ben ayırırım hayatım. Dur yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın. Lütfen ya. Ne yapıyorsunuz ama? Dil çıkarıyorsunuz adama göz göre göre. Ya tamam. Tamam. Biz kaldırırız. Bizden ne istiyorsunuz ya? Ne alıp veremediniz var yani birbirinizle? Biz halimizden çok memnunuz. Benim yapamadıklarımı, Hande'nin yapamadıklarını ben yapıyorum zaten. Sizin yapamadıklarınızı da ben yaparım.
Ya yapma baba, yapma. Biz Recai ile birbirimizi tamamlıyoruz zaten. Kusura bakmayın. Yani ben böyle kapı açıldı, birdenbire oğlumu öyle elinde fısfısla böyle seyrek sallı foşur foşur yıkayan bir adam var, seyrek saçlı böyle. Onun gibi görünce dedim ki acaba dedim yani böyle biraz sinirim bozuldu yani. Dedim herhalde şey yapıyor yani. Bakıyorum foşur foşur yıkıyoruz. Öyle bir şey sandım. Kusura bakmayın dengem şaştı yani. Pardon. Kusura bakmayın çocuklar. Ben de Hande'ye çok yükleniliyor ev işinde diye meğer öyle değilmiş. Kusura bakma oğlum ya. Ya tamam ya. Tamam. Ama nedir yani? Gelin, tamam. Gelin bir sarılalım ya. Bir sarılalım ya. Sen çok şey yap. İyiyiz değil mi? İyiyiz. İyiyiz. İyi olalım. İnşallah çok iyi olacağız. Ne oldu? 32. kattayız ya, anca düştü herhalde. Olur, gel, olur. Olur, gel. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim, evlilik kutsal bir müessesedir. Yani en azından evli arkadaşlarım öyle söylüyorlar. Şikayetleri de var ama burada bahsedip onları patlatmayacağım ben. Fakat evli arkadaşlarımda şöyle bir şey var. Erkekler kendi arkadaşlarıyla biraz zaman geçirmek istiyorlar. Halı saha gitmek istiyorlar, batak oynamak istiyorlar, işte 101 oynamak istiyorlar. Kadınlar da gıybetin dibine vurmak istiyorlar kendi arkadaşlarıyla. Fakat iki taraf da bir şey merak ediyor. Acaba bizim hakkımızda bir şey konuşuyorlar mı? Arkadaşlarım da bundan yola çıkarak bir skeç yazmışlar. Evlilik arınması 2 geliyor. Alperen ve Umut yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ay hoş geldin. Ay aşkım. Artık üçümüz mü pişti olduk ya? Ay yok kız, ne pişti? Selim zorla giydirdi bana bunu. Ay bana da Ceyhun zorla giydirdi. Neymiş efendim? Bunu giyersem kimse bana yanaşamazmış. O niye kız? Bak. Bunu giyersem kimse bana yanaşamazmış. Sizinkiler de mi öyle yaptı? Yok, benimki kendini bastırmadı. Ben onu bastırdım. Bakayım. Nasıl? Orhan! Yok kız, maymun bu. Ay benzerler ama. Benzerler. Seninki? Ay benimki sana yanaşmaları için bana ihtiyacın yok dedi. Makyajsız halimi bastırdı. Ay aşkım haklı ama sanki ya. Ay aşk olsun Semra. Şaka yapıyor, şaka yapıyor. Aşk olsun, dediğin şeye bak ya. Semruş ne yaptın bütün gün? Yemek yaptım, yer miyiz? Ay yeriz, neler yaptın? Kara lahana, mısır ekmeği, balık. Kız bir volkan konak eksik. Keşke onu da çağırsaydın. Sakin. Kızlar bugün çok mutluyor. Kocalarımız yok. Oh! Kaynanalarımız yok. Oh! Görümceler yok. Oh! Oh vallahi, oh çok iyi oldu. Bu kız buluşması çok iyi oldu. Aynen öyle, oh be. O zaman biz geçelim, yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Heh, tamam. Sen bir şey, dizi film aç. Tamam, ben tamam. Buradan bize bir şey... Tamam. Anlaştık aşkım, hemen geliyoruz. Hemen. Bakayım ne varmış. Ne oluyor be? Yenge, kurban olayım, sessiz ol. Tamam, sessiz ol. Konuşma. Neredeler, içerideler mi? Bizim hanımlar içeride mi? İçerideler mi? Cevap ver. Yenge hadi konuşsana, Allah'ın adına. Çok acil, cevap ver. Ne olur söyle, içerideler mi? Çabuk cevap ver. Hadi söyle. Söyle, ne olursa söyle. Bir şey diyeceğim. Galiba ağzını açmamız lazım. Galiba. Aç. Deneyelim mi? Hadi 3-2-1. İyi bir. Ya salak mısınız siz be? Ne işiniz var sizin burada? Diğerleri içeride mi? İçeride. Hande içeride mi? Oğlum Hande benim karım. Niye onu soruyorsun sen ya? Kanka ben hani şey o zaman merak ettim. Hani yengeyi merak ettim. İçeride mi diye merak ettim. Tamam. Ya siz niye geldiniz? Biz kız kıza takılacaktık. Yengeciğim bak bir dakika beni dinler misin? Biz niye geldik sana söyleyeyim. Siz burada kız kıza sohbetinizi yapacaksınız. Biz de arkaya geçeceğiz.
Sizi dinleyeceğiz. Bakalım bizim hakkımıza konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz? Bunun için. Allah Allah, niyeymiş o? Neden? Çünkü geçen sefer siz yaptınız, bu sefer de biz de aynısını yapacağız. Bakalım neler konuşuluyor, neler oluyor, onları öğreneceğiz. Ay, hanımefendi. Yazık be size, yazık. Biraz şu karılarınıza güvenin, tamam mı? Şurada gelmişiz, güzel güzel oturacağız, sohbet edeceğiz. Bir salın bizi ya. Bak benim Selim'ime, hiç o taraklarda bezi var mı? Selim asansörde yenge. Allah kahretmesin sizi ya. Hadi sen de içeri geç de anlamasınlar. Kusura bakma, ben arkadaşlarımı satamam canım benim. Yengeciğim bak, ha, ben sana bir şey söyleyeyim bak, beni dinle. Beni dinle, ses sor. Ben Selim'e seninle konuştuğumu söyleyemeyeceğim, tamam mı? Senin bildiğini Selim bilmeyecek. Selim geçecek arkaya. Sen burada Selim hakkında güzel güzel konuşacaksın. Ondan sonra da o istediğin yardanlık takımını hop indireceksin. Temizlik. Hadi ya. Ya. Çabuk saklanın. Çabuk. Aha. Çabuk saklanın. Akıllı kadının hali başka oluyor. Ben uyanıyorum. Kızlar. Ne? Oyala, oyala. Hadi hadi gel biz de saklanalım. Nerede oğlum sen? Selma içeride mi? İçeride, hepsi içeride. Dur çok hızlı nefes aldım, biraz yormuştu. Sen asansöre çıkma mıydın lan? Oğlum çekmedi lan asansör beni seni. Bana bak. Ha. Bana bak. Bak geçiyoruz arkaya, tamam mı? Tamam. Hiç bak, bütün lafları dinliyoruz. Tamam. Sakın çıkmak yok. Yok. Hiç bak, bütün kirli çamaşırlarını duyana kadar çıkmıyoruz, tamam, tamam mı? Tamam, ben tamam. Okeyim. Seninki içeride. Hande içeride. Oğlum Hande'den sana ne lan? Doğru, pardon. Tamam. Allah aşkına sana ne lan? Abi sen düşünme. Niye ben senin yerine düşündüm? Tamam. Hadi, saklan, hadi, saklan, hadi, saklan abi. Abi saklan. Geliyor. Of, çok güzel şeyler yapmışsın aşkım. Ne sağlık. Oh, oh be. Vallahi aylar sonra maç izlemek yok. Araba konuşmak yok. Ve en önemlisi kızlar, tekrarlıyorum. Kocalar yok. Yok. Çok güzel. Ay, keşke kocalarımız da burada olsaydı. Sevda, sen iyi misin? İyiyim tabii. Ay ben, siz bilmiyor musunuz? Ben kocamı görmeden bir gün dahi yaşayamam. Sen. Aa, kız sen değil misin kocanı görmemek için evde temizlik yapacağım deyip gönderen? Aa, aa, nereden çıkıyor canım buna? Ben ev temiz olsun diye gönderiyorum. Yok kız, ev temiz kalsın diye gönderiyor Selim'i. Almıyor eve. Doğru. Ama çok iyi taktik. Ben de geçen gün Ceyhun'u bir hafta kaynanama gönderdim, temizlik yapacağım diyor. Bana kaynana demeyin. Ne oldu? Ay ben size anlatmadım değil mi onu? Hayır. Geçen ailecek Emin önüne gittik. Kaynanan falan da var işte. Böyle ailece bir fotoğraf çekildikleriniz önünde. Instagram'a koymuş hanımefendi. De demiş ki bütün sevdiklerim yanımda. Ne var bunda, ne güzel? Ne güzel. Benim suratımın üstüne yılan emojisi koymuş manyak. Ay kaynananın teknoloji bileninden uzak duracaksın gerçekten. Senin yılan ne yapıyor Semra? Sana diyor sana. Yok Semra kız, dedi benim adım Didem. Sana diyor. Ama senden mi? Yılan senin. Hayır kız, sen kaynanana yılan diyorsun ya sen de. Saçmalama, ben ne zaman kayın mademe yılan dedim. Doğru. Vallahi bak iftira atıyorsun, yılan demiyor. Çıngıraklı yılan diyor. Saçmalamayın asla. Şeytan ne yapıyor şeytan? Ha, şeytan ne yapıyor? Şeytan kim ya? Ya sen bugün iyi misin? Sen görümceni şam şeytanı demez misin? Şeytan ne yapıyor? Ya siz bir şey söyleyeceğim. Siz iftira atmaya başlamışsınız. Aa, iftira atmaya başlamışsınız. Ben bir kere kayınvalidem, eltim, görümcem gelsinler hep beraber burada 7-24 yaşayalım diyen insanım. Aa, kız sen kayınvalideni görmemek için gözüne salatalık koyup maske diye yutturan insansın. Aa, bunlar mı çalışıyordu canım? Nereden uyduruyorsunuz bunları? Ay sen çok gerildin. Bir şey mi oldu bugün sana? Yo, gerildim tabii yani. Üstüme çok geldiniz. Hem ayrıca parantez açmak istiyorum. Kocam da kocam. Sevgiden öleceğim. Hayırdır inşallah. İnşallah ölmezsin. Allah Allah. Ama haklı ya. Güya kocalarımız yok diye sevindik, hala onları konuşuyoruz. Şey yapalım ya. Eski günlerdeki gibi yok mu kutu oyunu? Ha, oynayalım. Oynayalım. Hem muhabbet de etmemiş oluruz. Ha. Çok güzel olur. Kutu oyunu var. Hadi bakalım. Dur bakalım var bende. Ben onu şey yapayım. Kocam da kocam diye bir şey. Şurada. Ha, getir. Hadi bakayım yardım. Hadi bakalım. Şöyle. Ah. Evet. Ha. Oyunu biliyoruz zaten. Tamam. İlk ben mi? Tamam. Sen de. Dersen bakma. Tamam. Hadi sen başla Hande. Hadi bakalım. Ha. Böyle tut. Tamam. Doğru mu? Doğru. Hı. Ben anlatıyorum. Tamam. Aşkım sen hani kocanın arabasını aldın. Ay sonra da sizi aldım. Arabayı vurdum, pert ettim. Aynen. Hayır canım, öyle olmamıştı o. Kız oldu hatta, seni kocanı çağırdık sağ olsun, yardım etti de Ceyhun'un ruhu bile duymadı. Aynen. Ne hayır? Böyle oldu.
Ben neredeydim? Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hande. Allah Allah. Ceyhun acık saftirik mi? Ay, çünkü yani arabanın sağı bayağı bambaşka. Seninki mal mıdır nedir anlamadı. Benimki anlamaz saf saf. Bir şey söyleyeceğim. Şey çok zor bu. Pas diyelim. Pas. Pas. Tabii, pas. Pas. Pazaydı bu. Böyle tut. Nedir? Sen anlat. Dur ben anlatayım. Tamam. Bu çok kolay. Bak bilirsin. Evlilikte olur bu. Bunun gecesi de olur. Ne oldu? Ya ayıp. Ben anladım bunu. Ayıp bir şey. Ya anladın ya. Hayır söylenmez. Ayıp. Ne diyor ya? Ayıp ya. Söyle ne anladın söyle. Ayıp. Gerdek. Ay anladın ya. Öyle anlatılmaz. Hayatım. Ayağa kalk. Ne oldu sana? Yürü. Kaynana size geldi. Heh. Günlerce evden çıkmadı. Heh. Sen sonra bin bir yalanla kadını evden gönderdin. Bizi çağırdın. Biz o gece ne yaktık? Kına! İşte bu. Bravo. Ben yoktum. Öyle bir şey yoktu sanki. Doğru. Kız doğru. En çok kınayı sen yakmadın mı? Allah Allah. Kına ne oldu buna? Anlat. Ben anlatayım. Tamam çok basit. Aşkım senin kocan ne? Enayi. Hayır saçmalama. Aa, enayidir canım. Aa, ne var ne gülüyorsun ya? Saçmalama. Hayır canım. Senin kocan ne? Pislik. Hiçbir yeri toplamıyor. Gerçekten bıktım ya. Ağzına tükürdüm. Hayır. Öyle değil aşkım. Cinsiyet olarak. Odun. Bir şey diyeyim mi? Üçü de doğru, doğru. Ama dur ben anlatayım. Anlat. Hayatım. Temizliği asla temizlikten anlamayan ama çoraplarını çıkardığı zaman sağa sola fırlatan, asla yemek pişirmeyen ama yapılan hiçbir şeyi de beğenmeyen varlığa ne denir? Erkek! Bu! Çok iyi. Devam. Yok yok, ben oynamak istemiyorum ya. Yazıkçılık yapma Semra ya. Yetmedi mi? Oynadık, yetmedi mi? Yetmedi. Ben de bilmek istiyorum. Sen, hadi sıra sende. Bakmıyorum. Yapma. Bakmıyorum. Bakma. Doğru mu tuttum? Ters tuttum. Evet, ben anlatıyorum. Anlat. Aşkım, hani geçen gün kocanınkini aldın, bayağı patlattın. Kredi kartı. Evet. Bayağı patlattım. Ağzına sıçtım kredi kartı. Hani şuradan sınırla. Gösterme bana, evet, gösterme. Göstermiyorum, göstermiyorum. Ters evet, yo doğru. Aşkım, geçen gün kocan halı sahaya gitmesin diye onun bir şeyini sakladın. Neyini? Krampon. Ayakkabı doğru. Biliyorum, çok iyiyim. Gösterme. Göstermiyorum. Koy. Hani sonra o dedi ki ben kramponu orada kiralarım dedi. Sen de o gitmesin diye numaradan bir şey yaptı. Bayıldım. Bayılmak mı? Baygınlık. Baygınlık. Doğru. Doğru. Devam edelim. Yeter ya, yeter. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Size ağlıyorum kardeşlerim. Ay kız saçmalama. Biz de böyle kocalar olduğu sürece biz çok güleriz daha. Enayiler var işte. Hakikaten senden. Hadi. Yok ben hadi ya. Hayır. Oynamak istemiyorum. Lütfen. Hadi Semra. Hepimiz oynadık. Hadi tut bunu. Tut bakma. Tut üstüne kafanı evet, üstüne. Evet kafana tut. Ben anlatıyorum. Şişt, kocam Selim her akşam sana ne diyor? Başım ağrıyor. Ağrıyor. Evet doğru. Evet. Şöyle tut. Ha, tut. Dur söylüyorum. Her gece rüyalarına giriyor bu senin. Ne kız bu? Böyle bayağı arzuladığın bir şey. Hani diyorsun ki böylesi bana gelmez. Bu benim elime bir geçse ben bununla çeşit çeşit neler demedim, yaparım. Demedim öyle bir şey. Gezin çok arzuladın. Ah demedim. Uyanmak istemiyorsun hani geceleri. Benim olsun istedim. Kocam. Kocam değil diğeri. Yandım. Ne diğeri? Kim? Ah! Kim? Kim arzuluyorsun sen ya? Kim arzuluyorsun? Gece kim rüyalarına giriyor senin be? Aa Selim. Aşkım neredeydin? Bu ne ya? Aşkım. Kim giriyorsun? Dokunma bana! Sakın bana dokunma! Kim giriyor senin rüyalarına ya? Aşkım, Airfryer. Airfryer mı? Evet, sen yanlış anladın aşkım. Aşkım falan deme bana! Bana sakın aşkım deme! Sakın! Bütün özelimizi burada döktün. Hiçbir özelimiz kalmadı. Aşkımmış gibi. Hiçbir şey kalmadı burada be! Aşkım, vallahi onlar zorladı oynayalım diye. Vay be Hande! Duyduklarımı sana hiç yakıştıramadım biliyor musun? Ben de hiç yakıştıramadım anne biliyor musun? Oğlum Hande benim karım sana ne oluyor lan? Ben genel olarak yakıştıramadım. Ha. Genel olarak. Sana yazıklar olsun be ya. Yazıklar olsun sana. Sen demek ki benim kredi kartımı patlattın. Ondan sonra da baygınlık numaraları yaparak ayakkabılarımı alıp benim halı sahaya gitmemi engelledin öyle mi? Evet yaptım bunları. Sana yazıklar olsun. Sana bak kredi kartı hiç önemli değil biliyor musun? Kredi kartı hiç önemli ama halı saha benim kırmızı çizgimdi. Kırmızı çizgimdi halı saha. Demek annemleri gönderip bir de üzerine kına yaktınız ha? Evet.
Doğru, annem de çok söyleniyor diyor. Biliyorsun, aşırı söyleniyor. Çok söyleniyor, doğru ya. Ben ağlamamak için yemin ediyorum kendimi zor tutuyorum. Şu an başım ağrıyor ya. Ay yine mi ya? Sen utanmıyor musun buraya gelmeye? Ya bir şey söyleyeceğim. Hiç şu yaptığınıza bakın. Ya adam ne hale getirdi ya? Ya. Ne demek ya? Ne adam başa ağrıyor. Tamam. Beni getirdi. Ay bir şey söyleyeceğim. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim ya. Size inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Gizlice geliyorsunuz, arkaya saklanıyorsunuz. Bizim dediklerimizi dinliyorsunuz. Sonra da karşımıza geçip yüzsüz gibi hesap soruyorsunuz. Evliliğimizi riske atıyorsunuz. Asıl ben sana inanamıyorum. Hande dur, gitme. Hay Allah'ım. Oğlum. Tokadı da sen yeseydin o zaman. Hayret bir şey ya. Hande benim karım oğlum. Sana ne oluyor lan? Tamam abi ben... Sana ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Abi ben sizin evliliğinizi kurtarmak için şahidim. Orhan! Allah Allah. Orhan! Ha. Efendim hayatım? Sen Hande'nin evliliğini değil de kendi evliliğini mi düşünsen acaba ha? Çünkü senin evliliğin daha büyük tehlikede. Sana yazıklar olsun ya. Sana inanamıyorum. Allah seni kahretsin. Canım kocam. Oğlum yani... Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Sonradan acıyor. Üzülme. Üzülme sakın ha. Gözyaşlarına değmez. Abi nasıl oldu bu ya? Biz nasıl yani bu pozisyonda haksız çıkabildik? Ben anlamadım ki. Kadın haklı kanka. Kadın haklı. Uğraşamazsın, tartışamazsın abi. Bir şekilde haklı çıkıyorlar. Evirdiler, çevirdiler, yine haklı çıktılar. Benim içimde, şuramda böyle bir şey var, anladın mı? Özür mü dilesek, ne yapsak ya? Ya abi yine mi özür dileyeceğiz ya? Evet, yani dileyebiliriz. Arkaya saklanmak bize yakışmadı. Ya evet, işte ya. Orada haklılardı. Orada haklılar. Bir yakışık, yakalayalım koskoca abi. Adamlarız. Yaptığımız yakışmadı. Yakışmadı. Selamünaleyküm. Aleykümselam da yine yani. Mi sen lan? Evet abi. Bak aşık. Abicim kaç kere daha söyleyeceğim ben maşuk. Rica ediyorum ya. Bak abi şuraya bak ya. Bir de eğlence düzenlemişler burada sen. Onun için mi geldin? Ha evet ya, yoksa ben de bu evin müptelası değilim. Semra abla aradı, o yüzden geldim. Tamam hadi çık yürü tamam. Aa olmaz abi, ben paramı aldım. Geldim sanatımı icra edeceğim. O kadar yol geldim. Tamam kardeşim, icra etme diyeceğim de yani ne yapsak? Almış parasını oynasın bari. Bu nasıl bir meslek aşkı bu arada yani? Sen nereden geldin buraya? İki telli. İki telliden de gelmiş abi. Oynasın o zaman. Ya abi tamam oynasın. O zaman. Tamam ver aç müziği. Aç. Tamam abi sizde müzik. Semra ablayla öyle anlaştık. E tamam ben de varım abi. E hadi aç. Hadi. Aç. Oyna o zaman hadi. Biz de oynayalım lan. Yok. Ay biz de ark. Aşık. Bak, twerk yapıyor utanmadan. Biz de diyoruz ki arkamızdan gelirler, bizden özür dilerler. Size inanamıyorum ya. Pes, pes. Allah kahretsin sizi. Ulan yine ben oturuyordum ama ben oynamıyordum. Ya numara yapma ya. Oturuyordu. Ya hadi gelin ya. Yine haklı çıktılar. İnanamıyorum ya. Çağırsana. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Emre. Gülünecek bir şey yok bunda. Kesinlikle yok. Biz normalde Aşık'la Maşu Emre'yle beraber oynuyorduk. Ama kısmet olmadı ya. Kısmet olmadı değil, ben oynamam ya dedi. Ben de tek çıkıyorum ikidir. Bir de her seferinde daha fazla kilo alıyorum. Bunu buradan iğnelediler. Şu gurur kırıcı bir hal almaya başladı. Ama çok tatlısın şu anda. Sağ ol Arif, teşekkür ederim. Emre'yi maşuk bir şekilde zile uğurluyoruz o zaman. Aa evet Emre, üzgün bir maşuk yapsana bize.
Oğlum onu nasıl yapıyor? Ağlıyor. Peki, ağlıyor. Ağlarken yapsın. Tuğba'm, şu makyajsız Tuğba'ya bir bakalım. Makyajsız halim değil o, benim makyaj... bu da maşuk. Ya burada... Bir şey söyleyeceğim. İçeriden yeni çıkmışsın gibi ama. Hayır, ben dün provada böyleydim. Kimse bana şey demedi. Aa, öyle mi? Kötü mü duruyorum ben? Her halinde güzelsin. Teşekkür ederim, sizin güzelliğiniz. Ezgi. Canım. Senin böyle var mı bu arkadaşlarınla buluşup... ...böyle Ahmet'in arkasından böyle tatlı tatlı gıybet yapma? Ya bu kadar değil, bu kadar acımasız değil de ucundan var tabii. Ucundan oluyor değil mi? Bir rahatlamadır ya. Bir şey, seans. Tabii bu bir terapi değil mi kadınlar? Kadın arkadaşlarım. Çok az diyor. Kuliste çünkü Ayşegül'le konuşurken hep giriyorum. Böyle oluyor. Ahmet... Birden susuyorlar böyle, başka bir şey konuşuyorlar. Benim başım yandı bu selamda. Evet. Sen Kübra'dan konuşuyor musun? Asla. Hayır, kimse görmemiştir. Bir tane şahit gösterin. Safa'nın bu arada her hafta aşkına haykırışı var. Bir önce onu yap kankası. Tamam da o görevine. Hayatım, seni çok seviyorum. Bir de şu kamerayı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Kanka sen Kübra'yla zaman geçirmeyi seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Çok seviyorsun. Şimdi bir de beraber bir kanal açtınız, YouTube evet, kanalı. Evet, YouTube kanalımız var. Beraber oradalar, evet. Oradayız. İkinci videomuz yayınlandı. Sen ne oldun be? Şimdi turnelere de Kübra geliyor. Hani orayı geziyorsunuz, Bursa'yı falan filan. Evet. Böyle her yerde Kübra'yla olmak böyle bazen yoruyor mu seni? Hiç yormuyor çünkü benim Kübra sadece benim eşim değil yani. Aynı zamanda arkadaşım. Helal. Bravo. Dedikodumu da onunla yaparım, gıybetimi de onunla yaparım. Efendime söyleyeyim, ev işini de yaparım, mutfakta da yardım ederim. Canım karı, seni çok seviyorum. Bu arada, abi çok özür dilerim. Engin de bir şeyler söylemek istiyor. Aa, Engin de evli. Eşi burada. Evet, eşim burada Selcan. Aa, Selcan. Aa, sen direkt yüzüne söyleyebilirsin. Ben direkt. Aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her şey. Yeni şeyler, yeni kelimeler. Onlar söylendi, yeni bir şey söyledi. Safa'dan aldım. Kopya çekiyor, yeni kelimeler. Ben sadece dedikodu yapıyor gibi oldum. Yok, hayır. Hocam seni çok seviyorum. Geçti artık. Geçti hanım, geçti o işler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Sonuna geldik. Umarım eğlendiniz, umarım beğendiniz. Alkışların en büyüğü önce sizlere, sonra BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Anne! Ya bir şey şimdi mutfakta.